Bugün Grad Workshop serisinin ikincisi biyoteknoloji başlığında konuşacağız. Beş tane farklı branştan yürütülmekte olan test çalışmasını dinleyeceğiz. Kimya mühendisliğinden Cansu, metalürji malzemeden, bu arada kimya mühendisinden Figen hocamızla çalışıyor Cansu. Metalürji ve malzeme mühendisinden Afife hocamızla çalışan Zeynep var. Biyomedikal'den Kamuran hocamızla çalışan Doğan, gıda mühendisliğinden Osman Sadıç hocamızla çalışan Selma ve Burçin hocamızla biyomühendislikten bölümünde çalışan Melis arkadaşımızdan çalışmalarını dinleyeceğiz, bilgileneceğiz. Ben kısa bir giriş yapayım. Biyomühendislik malumunuz canlı organizmaları ilgilendiren çalışmalar şeklinde bir başlık altına alabiliriz. Buna teknoloji kısmının da yedirilmesiyle son zamanlarda tabii genetik mühendisliğinin yani mikro ölçekte de yapılan müdahalelerle interdisipliner oldu ve bayağı genişlemiş oldu bu alan. Elsevier'den yaptığımız çalışmalarda, taramalarda baktığımızda Türkiye dünya sıralamasında 18'de yer alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde benzer türden bir çalışma yaptık. Türkiye sıralamasında da 9. sıradayız. Burada da gördüğünüz font büyüklükleri yapılan çalışmaların büyüklüğünü gösteriyor aslında. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan kümelenmeler açısından. Bu çalışmalara istinaden zaten 4 öncelikli alan içerisinde yer alıyor biyoteknolojiler. Ve YÖK nezdinde de bir enstitü kurulma çalışmaları da başlatıldı zaten. Başvuruları da yapıldı üniversitemiz tarafından. Şimdi bugün sırasıyla dediğim gibi Cansu'dan yeşil sentez ve titanyum dioksit nanopartiküllerinin sentezleşmesini dinleyeceğiz. Daha sonra kanser başlığı altında fototermal yöntemle tedavisini Zeynep'ten dinleyeceğiz. Farklı branşlarda yapılan çalışmalar böyle interaktif bir sunum olmasını istiyoruz. Tabii ki arada katılımlar olur. Kolaborasyonlar da çıkar ümidiyle. Biyomedikal mühendisinde Kamil hocamızın bir TÜBİTAK destekli BİNÜŞ projesi vardı. Ben de biliyorum çalışmaları. Kalp pompası tasarlıyorlar ve geliştirilmesi. Özel çağrılı bir başka bir çalışma. Osman Sadıç hocamızın danışmanlığında Selma'nın yaptığı yoğurt bakterileriyle bir aktif peptit üretimi. İlginç bir başlık. Heyecanla bekliyoruz. Buradan notlar alarak dinleyeceğim ben zaten. Melis'in yaptığı Burçin hocamızın danışmanlığında biyomühendislikte diyabet yaralarda bitkisel içerikli hidrojel yara örtüsü kullanımı başlığını dinleyeceğiz. Ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Buyur Cansu. Evet sendeyiz. Evet. Herkese merhaba. Ben Cansu Zeybek. Kimya mühendisi yüksek lisans birinci dönem öğrencisiyim. Sevgili danışman hocam, doçent doktor Aysel Kantürfigen'in desteğiyle bugün burada aranızda bulunuyorum. Henüz yapmadığımız fakat yapmayı planladığımız bir çalışmayı anlatacağım bugün size. Titanyum dioksit nanopartiküllerinin yeşil sentezle sentezlenmesi ve antifungal aktivitelerinin incelenmesi konu başlığımız. Yaklaşık olarak 15 dakikalık bir sunum planlıyorum. Genel olarak biyoteknoloji ve nanoteknolojiden bahsedip test konuma gireceğim. Şöyle bir biyoteknoloji nedir diye bakarsak aslında bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı birçok multidisipliner bölümün yaptığı çalışmalar. Ve birçok alanda çalışıyorlar. Bunlar tıp, endüstri, çevre, tarım gibi alanlar. Son zamanlarda da en çok yayılan alan nanoteknoloji, biyoteknolojide ve nanopartiküllerden bahsediyoruz nanoteknoloji dediğimizde. Burada belki nanometrenin ne olduğuna değinmek gerekir. Nanometre, metrenin milyarda birine eşittir ve 100 nanometrenin altında kalan tüm partiküller nanopartikül olarak adlandırılıyor literatüre göre. Bunlar farklı malzemelerden, farklı size'larda 100 nanometreye kadar, farklı boyutlarda, farklı yüzeylerde ve farklı şekillerde olabilirler. Yüzey kaplamalarına farklı şekilde yapılabilirler. Benim de çalıştığım gibi titanyum dioksit gibi metal ve metal oksit nanopartiküller son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor. Özellikle gümüş nanopartikülleriyle ilgili şeyler görmeye başladık. Genel sentez yöntemleri ikiye ayrılıyor aslında bunların. Bottom up ve top down, yani yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olarak. Yukarıdan aşağı sentez yöntemi dediğimiz zaman küçük atomların kümelenip nanopartikülleri oluşturması en kaba taslak haliyle. Aşağıdan yukarıya dediğimiz zaman da büyük malzemelerin, büyük kütlelerin fragmentlere, parçalara bölünerek nanopartikül oluşturması şeklinde tanımlayabiliriz kabaca. Peki bizim çalıştığımız titanyum dioksit nedir?
Titanyum dioksit aslında yarı iletken geçiş metal oksit bir malzeme. İnorganik, beyaz ve kokusuz bir formda, katı bir formda bulunuyor. Amorf, anataz, rutil ve brokit gibi fazları mevcut. En çok anataz ve rutili endüstride görüyoruz. Zayıf çözünür, yanıcı olmayan, iyi optik ve dielektrik özelliklere sahip, non-toksik, biyouyumlu, termal ve kimyasal stabilitesi göreceli olarak yüksek, kimyasal erozyona mükemmel direnç gösteren ve yüksek fotokatalitik aktiviteye sahip bir malzeme. Seramik, çimento, beton, boya, mürekkep, işte kozmetik, güneş kremlerinin içerisinde UV geçirmesinden dolayı gıda boyası, kağıt plastik, güneş pilleri, pigmentler, katalizör ve kendi kendini temizleme özelliğinden dolayı seramik, çimento, beton gibi birçok kullanım alanında titanyum dioksit aslında görmekteyiz. Kimyasal sentez yöntemleri çok bildiğimiz gibi, hatta birçok nanopartiklin sentez yöntemi bunlar aslında. Sol-jel metodu en yaygın olarak kullanılan yöntem. Daha sonra hidrotermal metot, solvatermal, direkt oksidasyon, mikrodalga, sona kimyasal, elektrodepozisyon, kimyasal ve fiziksel buhar birikimi yöntemleri gibi birçok kimyasal yöntem mevcut. Bunun yanında bizim de seçmiş olduğumuz bir biyolojik yöntem, yeşil sentez, titanyum dioksit nanopartiklin üretiminde kullanılıyor. Peki bu kullanılan yeşil sentez metodunda bizim yeşil diye adlandırdığımız biyolojik kısım nereden geliyor? Burada yapraklar olabilir, kökler olabilir, çiçekler olabilir, işte algler olabilir, bakteriler, mantarlar olabilir. Bunlar üretim proseslerine katılıyorlar. Bu yüzden aslında yeşil sentez ve biyolojik üretim olduğundan bahsediyoruz. Bu kadar yöntem varken neden yeşil sentezi biz tercih ettik? Bunu birazdan yeşil kimyanın 12 temel prensibiyle de çok güzel açıklayacağım. Ama öncelikle şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Çevre dostu bir kere yeşil sentez. Çünkü siz biyolojik bir malzeme kullanıyorsunuz ve sizin çevreye yaydığınız toksik etki neredeyse minimum. Uygun maliyetli, enerji verimi yüksek, basit ve güvenilir bir sentez yöntemi. Genel olarak titanyuma şu şekilde bir müdahale ediyorlar. Bu bir titanyum başlatıcımız var elimizde. Bu titanyum klorür olabilir, titanyum tetraizopropoksit olabilir. Bir titanyum ön başlatıcısı ve buna eklediğimiz bir ekstrak madde, biyolojik olarak elde ettiğimiz bir ekstrak madde. Bunlar titanyum nanopartikülleri oluşturuyorlar ve bu stabilize hale gelip bizim istediğimiz nanopartikül oluşturuyor. Az önce de bahsettik aslında ama buradaki şematizasyonu belki kafamızda daha iyi oturur. Sağ tarafta görüyoruz bir bitki yaprağı, aloe vera gibi gözüküyor. Aloe verayı distile suda kaynatmışlar, filtre etmişler ve bir ekstrakt elde etmişler. Daha sonra bir titanyum başlatıcısını distile suda kaynatarak yine bir solüsyon haline getirmişler. Ve bu solüsyona az önce elde ettiğimiz ekstrakt malzemeyi katarak, filtre edip, kurutarak, halsin ederek titanyum dioksit nanopartikülünü elde etmişler. Temel olarak yeşil sentezle titanyum dioksit nanopartikülünü bu şekilde elde edebiliriz. Baştaki bitkimiz değişebilir tabii ki. Bunlar bakteriler olabilir en başta saydığımız gibi işte veya meyveler olabilir, kabuklar olabilir, kökler olabilir, birçok yöntem mevcut. En yaygın olanı da sol-jel demiştim en başta. Peki bu sol-jel yöntemi bildiğimiz aslında sol-jel kimyasal yöntemiyle elde ediliyor. İşte bunlar nedir? Ön başlatıcının hidrolizi, kondensasyon, jelleşme, yaşlanma, kurutma, kalsinasyon gibi birçok aşamadan geçerek titanyum dioksit nanopartikülünü elde ediyoruz. Az önce dediğim yeşil kimyanın 12 temel prensibini işte şimdi görmektesiniz. Bu aslında bizim neden yeşil kimyayı seçtiğimizin çok güzel bir özeti. Bu 12 temel prensipler şunlar. Önleme. Önlemeden kastımız başta atık malzemenin oluşmasını önlemek. En başta kimyasal atık malzemenin oluşmasını önlersek zaten çevreci bir yaklaşım geliştirmiş oluyoruz aslında. Daha sonra atom ekonomisi dediğimiz önemli bir kavram var. Atom ekonomisi de reaktiflerin yani girenlerin tamamının ürüne dönüşmesini planlayıp yan ürünü azaltmak, tehlikeli kimyasalların azaltılması, güvenli kimyasalların tasarımı, güvenli çözücüler ve yardımcı maddelerin kullanılması, enerji verimliliğinin arttırılması, yenilebilir ham maddelerin kullanılması, yan ürünlerin azaltılması, katalizör kullanılması, bozulma için tasarım. Burada da şöyle söylemek istiyorum. Bozulma için tasarım sonuçta kimyasal bir malzeme geliştiriyorsunuz ve bu malzemenin daha sonra kendi kendine bozulabilir olması da onun yine aslında çevreci bir yaklaşımını gösteriyor. Onu çevreci bir hale getirebilmek için böyle bir tasarıma gidilmiş ve kirliliği önlemek için tam zamanlı, gerçek zamanlı bir analiz. Kaza olasılığının en aza indirilmesi sebeplerinden dolayı biz yeşil sentezi seçtik. Ne yaptık peki veya ne yapmayı planlıyoruz? Daha doğrusu yapmadık henüz maalesef. Şöyle bir metot geliştirmeyi planlıyoruz. Tarımsal atık maddemiz bunlar ne olabilir?
nar kabuğu olabilir, portakal kabuğu olabilir, limon kabuğu olabilir veya işte Ar-Ge çalışması ilerletip belki diğer meyve ve sebzelerin kabukları olabilir. Yani kabuk odaklı biz düşünüyoruz. Çünkü tarımsal bir malzemeyi prosese katıp prosesi değerlendirip değerini arttırmayı planladığımız için böyle bir şeye gittik. Bu ekstrakta ediliyor tarımsal maddemiz ve bir titanyum başlatıcısı. Titanyum tetraizopropoksiti seçtik burada. İçerisindeki titanyum moleküllerine bağlanma şeklinden dolayı bu başlatıcıyı seçtik ekstrakta maddemizle. Distilat suda çözünüyor ve ekstrak pH'i 7 olana kadar damla damla ekleniyor sürekli karıştırma altında. pH'in 7 olmasını da burada şu şekilde açıklayabiliriz. Belki birçok farklı pH'larda var ama en optimum olanın pH'in 7 olduğu. Çünkü pH 7 olduğu zaman bizim nanopartikülümüz monodispers yapıda ve aglomere olmayan yani kümelenmemiş ve net nanopartiküller görüyoruz. Spherical yuvarlak şekilli nanopartiküller görüyoruz. Bu yüzden pH'in 7 olması bizim için önemli. Karışım oda sıcaklığında 3 saat karıştırılır, filtre kağıdıyla nanopartikül ayrılır, distil suyla yıkanır, işte kurutulur ve kalsine edilir şeklinde sonunda da bizim nanopartikülümüz elde edilir. Bunları çeşitli karakterizasyonlara sokup titanyum nanopartikülümüz yapabilmişiz mi diye bakmayı planlıyoruz tabii ki. UV visible spektroskopisi, DTATG gibi termal analizler, XRD, Raman spektroskopisi, SEM-TEM cihazları, FTIR ve çeşitli antifungal testler ile karakterize edeceğiz. Bu kadar özellik varken biz neden antifungal aktiviteden bahsediyoruz peki dediğimiz zaman? Burada antifungal aktivite incelememizin sebebi aslında şu. Literatüre baktığımız zaman titanyumun daha çok kendi yenileme özelliğinden dolayı ve fotokatalitik aktivitesinden dolayı çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ve bir takım antibakteriyalleriyle ilgili çalışmalar yapılmış. Ama bunun mantarların öldürücülüğüne karşı antifungalitesiyle ilgili çok az çalışmaya rastladık. Bu yüzden bu alanda neler yapabiliriz diye düşünüp bu alanda bir ilerleme kaydetmeyi planlıyoruz. Temel olarak bir titanyum nanopartikülü girdiği hücreyi, mikroorganizmayı nasıl öldürüyor dediğimizde ilk soldaki gördüğümüz ilk şekli çok güzel özetlemiş. Titanyum dioksit nanopartikülümüz hücre membranına, yani burada mantara giriyor ve o hücre membranında çeşitli serbest oksijenleri ve serbest radikalleri üreterek enzim hasarı, DNA, RNA hasarı ve makromoleküllerin hasarıyla hücreyi aslında öldürüyor. Bu şekilde hücreyi inhibe etmiş, öldürmüş oluyoruz. Literatüre baktığımız zaman çok az dediğim gibi çalışma vardı. Zaten bunlardan bir tanesi Aspergillus niger adında bir mantar türü. Bu mantar türü üzerinde çalışma yaptıklarında zonlar, 4 tane zonda inhibasyon olmuş kültürde de gördüğümüz gibi. Bu kültürü ekmişler ve kültür üzerinde 4 adet zon görüyoruz. Bunlar da mantar hücresi ölmüş. SEM'le de bu görüntüyü desteklemişler zaten. Ama bu kadarla kalmış çalışma. Bunu neye dönüştürebiliriz, neye entegre edebiliriz gibi bir çalışma değil. Daha çok Ar-Ge niteliğinde bir çalışma olmuş. Biz bunu birazcık daha ileriye taşıyıp sanayiye veya endüstriye işte tarıma entegre edebilir miyiz diye düşündüğümüzde şöyle bir şeye rastladık. Aspergillus nigerler daha çok buğdaygillerde, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tarımsal ürünlerde oluşan mantar türleri ve bunlarda kök ve kök boğazı çürüğüne neden oluyor ve bu da tarımda verimi düşüren bir olay. Bunları titanyum dioksitle muamele edip sağlıklı buğday elde etmek gibi bir ön fikrimiz var, önerimiz var. Bunu belki in vitro koşullarında zaten daha önce de yaptıkları gibi yapılabilir. Kültüre ekilerek yapılabilir ama belki sürenin yetmesi durumuna göre serada sulamayla da bu denilebilir. En çok karşımıza çıkan çalışma şey ise Candida albicans. Bununla ilgili titanyum nanopartiküllerinin Candida albicans mantarı üzerinde çalışmaları var. Bunun üzerinde zaten bu insan doğasında da bulunduğu için Candida albicanslar immün sisteminizin bozulmasıyla bunlar enfekte hale gelip sizin vücudunuzda sizi hasta eden mantarlar. Dolayısıyla bunlar üzerinde şöyle bulgulara rastlamışlar. Bunlar vücudunuza entegre ettiğiniz işte mesela diş protezlerinin çoğunda biyofilm tabakalar oluşur. Bunlar kandida albikanslar tarafından buraya muamele edilirler ve bu sizin enfekte olmanız aslında dişin çürümesine neden olurlar gibi. Bunu titanyum dioksitle kapladıkları zaman bunu engelliyorlar aslında. En çok diş protezlerinde görüyoruz şu anda bunu. Bu şekilde ilerlemişler. Ama bunu antibakteriyel etkisinden dolayı da biraz yapmışlar. Bak, fungal etkisinden yanaysa. Bunu belki geliştirip damar içi, üriner kateterlere, kalp pillerine, vasküler greflere, belki santral sinir şafları gibi birçok tıp alanında kullanılan
malzemelere entegre edilebilir. Bizim projemizdeki motivasyonumuz neydi? Tarımsal atık ürünlerin üretim prosesine katılarak çevreci bir yaklaşım geliştirilmesi, buğday, arpa, çavdar gibi buğday gülleri bitkilerinin antifungal aktiviteleriyle birlikte onların mantarları önlenerek tarıma katkı sağlanması ve bu sentezlenecek titanyum dioksit nanopartiklerin az önce de bahsettiğimiz gibi tıp, işte boyanın içerisine katılarak belki nemli yüzeylerdeki, mesela pencere kenarlarında, arakat dairelerde daha çok gördüğümüz nemden dolayı oluşan küfün giderilmesi gibi birçok farklı sektöre entegre edilebilir aslında bu. Projemizin kaynakçaları, şu anlık sunumun kaynakçaları bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Çok teşekkürler Cansu. Sorularımız, yorumlarımız varsa Cansu'ya sorabiliriz. Detaylı öğrenmek istediğimiz şeyler. Sözlü soru sorabilir miyim Murat Bey? Buyurun Yasemin Hocam. Şöyle, şimdi güzel bir çalışma, ellerine sağlık ve çevreyi ve doğayı korumak açısından tabii ki kuşkusuz çok önemli bu tip çalışmalar. Peki bunların besin zincirine girme ve sonucunda insan vücudunda bir hasara yol açma gibi bir bilgilenme de var mı acaba veya böyle bir açıklama olabilir mi arkadaşımızın? Hocam şimdi şöyle bir şey olmuş. Son zamanlarda zaten titanyum dioksit ve birçok nanopartikülün insan vücudundaki zehir etkisiyle ilgili şeyler duymaya başladık. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da arttı zaten. Ama şu anda FDA tarafından onaylanan %1'lik bir nanopartikülün vücudumuza girişine kadar bir problem yok. Yani daha fazla aldığımız zaman vücudumuzda işte genetik deformasyonlara ve değişikliklere neden oluyorlar. Ve biz burada yeşil bir şeyden sentez, yeşil sentezle kullanıp bir biyolojik malzemeden sentezlediğimiz için işte aslında avantajımız var. Çünkü bu biyolojik malzeme zaten doğadan gelen bir malzeme ve kimyasal etkisi neredeyse hani yok gibi bir şey. Doğanın içerisinde var olan bir şey. Dolayısıyla bunu vücudumuza almamız diğer Sol-Gel gibi kimyasal proseslerle elde edilen titanyumlara oranla çok daha az toksik malzeme oluşturuyor. Çok daha az etkili. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sizin çalışmanızda planladığınız titanyum oksit üretimi hangi atıklar üzerindendi? Meyve kabukları kalmış aklımda. Meyve kabuklarından düşünüyoruz. Evet hocam. Onları da değerlendirebilmek adına. Meyve kabukları düşünüyoruz. Mandalina, limonlar, o tarz meyve kabukları düşünüyoruz. Turunçgillerden. Evet. Çünkü şey kısmında hani söyledin ya hani bitkilerden elde edeceğim için diyorsun, zararlı değil diyorsun ama temelde şey de geliyor insanın aklına, zehirli bitkiler de var neticede. Ya evet, evet. Ama biz meyve odaklı daha yenilebilir şeylerden entegre etmeyi düşünüyoruz, evet. Tamamdır, chat kısmına bakıyorum başka yorumu olan var mı diye. Figen Hocam hatta mıydı? Eklemek istediği bir şey var mı diye bakıyorum. Buradayım Murat Hocam. Öncelikle ben hani güzel sunum için Cansu'ya da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi en son Avrupa Birliği karbonsuz ayak izine geçiş süreçleri içinde tarımsal üretimlerin, verimlerin arttırılması da ayrı bir alt dal olarak inceleniyor ve son yapılan Green Deal çağrısında bunun altı çizilmiş oluyor. Dolayısıyla hani projemizi bu alanda değerlendirecek olursak hem çevresel etkileri hem de tarımsal verimin arttırılması açısından hani genel bir hedef olarak bunu da eklemek istedim. Dolayısıyla hani seçilen yeşil kimya sentezi de solventlerin konulmamış olması, ham maddenin tarımsal kaynaklı olması bu prosesi daha ileriki aşamalarda Green Deal çağrısı da karbonsuz ayak izine geçişte bir katkı olacağını düşünüyorum. Ayrıca ikinci bir tez danışmanım var. İstanbul Üniversitesi Orman Koruma Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nami Kartal da ikinci tez danışmanlığını yürütüyor bu çalışmanın. Antifungal özelliklerin özellikle hani tarımsal tabii ki biz örnek verdi Cansu, verim arttırma adına bir çalışmamız olacak ama aynı zamanda orman alanlarının korunması de bu çalışmanın dahilinde incelenecek. Teşekkürler hocam. Bir chat kısmından bir sorumuz var yine. Hocam belki siz de katkıda bulunursunuz. Diş protezleri hakkında bir bahsedildi. Acaba hangi alanda kullanımı? Biraz daha açabilir misiniz diş protezleri için? Ne gibi olabilir titanyum? Diş protezleri
tezlerin özellikle implantları şu anda zaten birçok alanda da gördüğümüz gibi implantlarda en çok titanyum dioksit nanopartiküle, titanyum kaplamayla aslında diş protezleri şu anda yapılıyor. Bunların işte az önce göstermiştim, dikkatinizi de çekmiştir. Hücreyi parçalaması ile ilgili bir mekanizma göstermiştim. Oraya evet. Tutunan bakteriler, yiyecekler bunların hepsinin parçalanmasını sağladığı için titanyum dioksit aslında titanyum kaplamalar yapılıyor. Bu yüzden titanyum seçmişler diş protezlerinde de. Aslında boya kimyasında da aynı mantıkla mikrop ya da kir tutmaması da bu mantıklı evet. olabilir. Yani rutubet evet. yapmaması gibi şeyler. Evet, tabii hocam. Ki Murat Hocam fotokatalitik etkisi olduğundan dolayı boya sektöründe belirttiğiniz gibi yani bu özelliğinden de faydalanarak uygulamaları mevcut. Harika bir çalışma. Aklıma şey de geliyor. Dün müydü? Yalan olmasın şey de duydum. Gübreye yapılan bunlar da geldi aklıma. Bu başka bir şeyin millileştirilmesi de çok anlamlı olacaktır hocam. Tabii ki, tabii ki hocam. Ben bir soru sorabilir miyim? Merhabalar, Atife Binnaz Hazar Yoruç ben. Öncelikle çalışma güzel bir çalışma. Yeşil malzemeler alanında çalışmalar son yıllarda çok ilerlemeye başladı. Aysel Hoca'nın da söylediği gibi Green Call çağrısı da var bu konuda zaten. Birçok alanda da yeşil malzemelerle ilgili çağrılar artıyor, destekler. Çünkü dünyamız gittikçe kirleniyor. Vücudumuz da tabii buna paralel olarak. Ama ben bir şey söyleyeceğim. İmplant konusunda çalışan bir hocayım. Dental implantlar konusunda. Hatta yeni bir yüzey geliştirdik. Malzememiz de ticarileşecek bu yıl içinde inşallah. Şimdi titanyum, bu diş implantlarında zaten titanyum 6 alüminyum 4 vanadyum alaşımı kullanılıyor. Ve doğal olarak titanyumun oksijene afinitesi, kimyasal ilgisi çok yüksek. Hemen atmosferik koşullarda bir TiO2 tabakası zaten oluşturuyor yüzeyinde. Ne yaparsanız yapın bundan kaçınamıyorsunuz. Sizin üreteceğiniz zaten titanyum alaşımına yüzeyinde bir TiO2 tabakası oluşacak. Nano boyutta bazen bu mikrona kadar çıkabiliyor. Koşullara bağlı olarak sıcaklık da etkiliyor, hızlandırıyor bunu. Sizin TiO2'niz bu TiO2 ile beraber malzeme yüzeyinde nasıl çalışacak? Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Çünkü sonuçta uygulama implant yüzeyini iyileştirilmesine dayanıyor. Biraz üniversitesi kursunu ile ilgili bilgi aktarır mısınız? Bir mikrofon karmaşası oldu. Ömer kontrol edebiliyor musun? Afife evet. Hocam buyurun. Evet tamam. Sizin bu yeşil sentezle üreteceğiniz TiO2 doğal kaynaktan acaba alaşımın yüzeyindeki TiO2 ile nasıl bir işbirliği içinde bulunacak? Merhaba Afife Hocam. Merhabalar Aysel Hocam. Nasılsınız? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Tebrikler, hocam, güzel bir çalışma. Çok teşekkür ederim. İnşallah başarılı olur sonuçta. İnşallah hocam. Hani biz sizin bahsettiğiniz nokta çok önemli bir nokta. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Hani biz ilk başta bu uygulama alanını tabii ki seçerken tarımsal verimliliğin arttırılması üzerine aslında yoğunlaşmıştık. Cansu'nu ek bir kullanım alanı olarak belirtmişti. Bizim asıl hedefimiz hocam sizin bahsettiğiniz o mekanizmasal incelemeden ziyade yeşil yöntemi olarak TiO2 nanopartiküllerin sentezlenmesi ve bundan ticari TiO2 nanopartiküllerine eşdeğer, tabii ki eşdeğer özelliklere sahip bir karşılaştırma yapacaksınız. Evet hocam. TiO2 ile yeşil sentezle ürettiğiniz TiO2'nin arasındaki farklılıkları öncelikle gözlemleyeceksiniz. Önce üretebiliyor muyuz? Üretiyorsak hangi özelliklere sahip? Ve bunun antimikrobiyal, biyouyumluluk özellikleri nasıldır ona bakıp ondan sonra bu karşılaştırmanın sonuçlarına göre uygulamalara geçeceğiz. Tabii ki hocam, bu değerlendi katkınızda hani göz önünde. Ama implantı düşünürseniz bu noktayı göz önünde bulundurarak araştırma yapabilirsiniz. Tamam, ben de hocam. Size destekte olabilirim. Ben de size hocam görüşlerinizi, değerli görüşlerinizi tabii ki dinlemek ve hani çalışmamızı bu yönde geliştirmek isterim. Çok teşekkür ederim hocam. Tabii ki karşılıklı bir mukabele. Tabii ki hocam. Teşekkür ederim. Yorumlarınız, sorular için Cansu'ya da teşekkür ediyoruz. Sırada Afife hocamızın danışmanlığında bir çalışma var. Zeynep Özcan anlatacak. Kanserin fototermal yöntemle tedavisi. Zeynep. Geldim hocam, buradayım. Herkese merhabalar.
Ekran paylaşımı yapabilirsin. Mikrofonlarımıza tekrar dikkat edelim. Ses karmaşası olmasın. Şu an ekranım gözüküyor olması lazım. Evet, problemsiz. Sen de iz Zeynep. Tamamdır. Herkese tekrardan merhabalar. Öncelikle bu güzel organizasyon için Murat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi oldukça destekledi. Danışmanın hocama da buradan merhabalar diyorum. Torpilli oldu. Bugün sizlere kanserin fototermal yöntemle tedavisinden bahsedeceğim. Kendim meteoroloji malzeme mühendisliğinde doktora programı öğrencisiyim. Tez konumu bu alanda seçtik. Öncelikle neden bu alanı seçtik? Ben GÖK 100/2000 fotonik öncelikli alan doktora bursiyeriyim. O yüzden tez konumu bunu adapte etmeye çalıştık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çalışma kapsamında öncelikle dünya literatürüne baktık. Son 10 yılda özellikle kanser tedavisinde fototermal çalışmalara ağırlık verildiği görülmüş. Ağırlık verildiğini gördük. Ülkemizdeki mevcut duruma baktığımız zaman biyoptel çalışmalarını inceledik. Bu alanda sadece 6 adet kanserle yapılan test olduğunu fark ettik. Ve bu test çalışmaları da 2015 ile 2020 yılları arasında kapsıyor. Oysa fototermal tedavinin geçmişine baktığımız zaman 1985'li yıllara dayanmakta. Dünyadaki kanser istatistiğine baktığımız zaman yaklaşık olarak her 6 ölümden bir tanesi kanser kaynaklı. 2018 yılında tahmini olarak 9.6 milyon kanser vakasından kaynaklı olarak ölümlerin olduğu görülmüş. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde kanserden ölümlerin yaklaşık oranının %70 olduğu belirtiliyor. Bu rapor Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 yılında yayınlamış olduğu bir rapor bu arada. Akciğer kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık rastlanan ve ölüme neden olan kanser türü olarak birinci sırada yer almakta. Erkeklerde prostat kanseri ve kadınlarda da meme kanseri en yaygın görülen kanser türleri. Günümüzdeki geleneksel ve şu an mevcuttaki tedavi yöntemlerine baktığımız zaman bunları herkesin dediği üzere bunlar cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Bunun haricinde de yeni olarak kullanılan hormon tedavisi mevcut. Bu meme kanserinde ya da prostat kanserinde kullanılmakta. Bildiğimiz üzere bu kanser tedavi yöntemleri günümüzde oldukça sık kullanılıyor. Hatta bunlar haricinde mevcut bir tedavi yöntemi yok. Bu tedavi yöntemlerinin birçok yan etkisi bulunmakta. Bunlardan en önemli yan etkilerden bir tanesi sağlıklı dokuların zarar görmesi. Kişinin yaşam standartlarının oldukça düşmesi. Mide bulantısı, saç dökülmesi, ağrılar, lenf edemleri, şişme, kilo değişimleri gibi birçok yan etkiler mevcut. Bu noktada fototermal tedavi aslında neden fototermal tedavi yönteminin seçmemizin nedenleri aslında buradaki yan etkilerin minimize edilmesi, bu etkilerin azaltılması, sağlıklı dokuların zarar görmemesi, spesifik bir tedavi sisteminin geliştirilmesi. Peki, fototermal tedavi nedir? İşleyiş mekanizması nedir? Size bunlardan bahsedeceğim. Fototermal tedavi minimum toksite, minimal invaziv etkiyle lokal yani bölgesel bir tedavi yöntemi. Prensip olarak tümör hücrelerinin sıcaklığını 42 derecenin üzerine çıkarmaya dayanan bir tedavidir. Klinik ortamlarda bu sıcaklığın arttırılmasına hipertermi denir. Hipertermi sırasında yani sıcaklığın artması sonucu tümör bölgelerinde yani kanserli hücreler, hücre toplulukları proteinlerin denatürasyonuna, hücre zarının parçalanmasına, DNA hasarı gibi birçok etkiye maruz kalırlar. Genellikle bu fototermal tedavi yönteminde kızılötesine yakın bir infrared dediğimiz
lazer sistemleri kullanır. Bu radyasyon aralığının yani near infrared kullanılmasının sebebi bu lazer boyutunda radyasyon vücut tarafından emilimi ve saçılması minimum düzeydedir. Ve bölgeye yani vücuda zarar vermez ama deri tarafından da emilmesi kolay olur. Tabii ki bunun dalga boylarının belirli bir aralıkları var. Bu aralıklar 700 ve 2000 nanometre dalga boylarında kullanılması gerekiyor. Tabii ki bu dalga boylarının altı ya da üstünde bölgeye etki etmemesi ya da aşırı sıcaklığa sebep olması gibi dezavantajları olabilir. Lazerin lazer ışınının dokuya odaklanması ile fotonlar hücreler arası ve hücre içi alanlar tarafından enerjinin ısıya dönüşümü gerçekleşir ve lazer ışınının etkinliği seçiciliğini artırmak için de bu lazerleri soğurabilen, emebilen, ışık emici ya da fototermal bir madde tarafından inciklenen bir yapıya ihtiyacımız var. Ve bu yapıda şu an günümüzde yapılan araştırmalar sonunda nano parçacıklar olduğu belirtiliyor. Yani lazerdeki bizim ısıttığımız zaman yani ışınları fotonları gönderdiğimiz zaman nano parçacıklar tarafından bu ısı emilecek ve tümörlü doku diğer çevre dokulara zarar vermeden ısınması sonucunda tümörlü dokularda hasarlara sebep olacak ve böylece kanser tedavisi gerçekleştirecek. İnvazif olduğu için cerrahi bir işlem gerektirmiyor. Fototermal tedavinin işleyiş mekanizmasına baktığımız zaman lazerler foton enerjisini indikliyorlar ve nano parçacıklarına serbest elektronları uyarıyorlar. Bundan kaynaklı bu nano parçacıkların genellikle metalik özellikli olması gerekiyor. Ya da daha farklı nano parçacık türleri de mevcut. İşleyiş mekanizmasına baktığımız zaman foton elektron çarpışması sonucu yapının etrafındaki serbest elektronlar ve titreşim ortaya çıkıyor. Ve bu elektronların etrafında elektriksel bir yük bulutu oluşuyor. Oluşan bu bulut bölgede düşük miktarda elektriksel akım oluşturuyor ve bu akımın bir kısmı da ısı enerjisine dönüşüyor. Buna da Local Surface Plasmon Resonance ismi veriliyor. Yani LSPR. Bu şekilde nanopartiküller kendi özellikleri uyararak fototermal ısı oluşuyor. Oluşan bu ısının sonucunda peki ne oluyor? Bu tümörlü bölgede bu ısınmalar oluştuğu zaman seçici hücre hasarı meydana geliyor. Membran ya da çekirdek parçalanması oluyor. RNA'da, DNA'da sentezinde mekanizmasında bozukluklar gerçekleşiyor. Ve gen ekspresyondaki değişiklikler sonucunda hücre yani tümörlü doku nekrosis ya da apoptosis yollarına ilerliyor. Böylece tümörlü doku içeriden bu lazer tarafından indiklenmesiyle tümörlü bölgeyi iyileştiriyoruz. Yani oradaki hücrelere hasar veriyoruz ve bir nevi içeriden kesiyi almak gibi. Peki, nekrosis ya da apoptosis nedir? Bizim istediğimiz fototermal tedavide apoptoz olmasıdır. Nekroz biraz istenmeyen bir durumdur. Çünkü nekrozda aşırı doku hasarı görülür ve aşırı doku hasarı olmasından dolayı enflamatuar oluşur. Yani enfeksiyon, yangı, şişme, ağrı, kızarıklık. Bizim istediğimiz apoptoz yani kanserli hücrelere zarar vermek ve onları programlı bir şekilde vücut tarafından öldürülmesini, yok edilmesini sağlamak. Fototermal tedavide kullanılan nano yapılara baktığımız zaman çok farklı nano yapıların çalıştığını görmekteyiz. En fazla çalışılan grup metalik nano yapılar. Daha sonra karbon nano yapılar ve organik nano yapılar var. Organik nano yapılarda PLG, poliklor ve PEG gibi polimerlerle özellikle kaplamalar yapılıyor. Daha çok biyo uyumlu hale getirmek için bu yapıları kullanıyorlar. Metalik nano yapılarda en fazla altın ve demir çalıştığını görüyoruz. Karbon nano yapılarda grafitler, florenler, karbon nanotüpler çalışılmakta.
Bunların her birinin kendi içerisinde avantajları ve birçok dezavantajları var. İşte altın güzel fototermal özelliğe sahip. Fakat vücut tarafından çok kolay bir şekilde metabolitlere ayrılamıyor ya da atılamıyor gibisinden. Ve bunları çok farklı şekillerde sentezleyebiliyoruz. Nanoşeller, nanorotlar tarzından. Peki biz bu çalışma kapsamında literatürdeki hangi eksiklikleri fark ettik ve nerelere odaklanmak istiyoruz? Öncelikle bunlardan biraz bahsedeyim. Literatüre baktığımız zaman en önemli eksikliğin tümör dokusunun her tarafının yani bütün hacmini eşit bir şekilde ısıtılamadığını görüyoruz. Yani evet bölgesel veriyoruz ama homojen bir ısıtma olmuyor. Ya da tümörlü dokularda spesifik tedavi yöntemlerinde geliştirilmesinde bazı eksiklikler mevcut. Minimum sürede en yüksek verimin alınmasını biz hedefliyoruz. Bununla ilgili eksiklikler mevcut. Ve moleküler hedefli nanoparçacıkların sentez ve üretim aşamalarında daha biyo uyumlu, daha kolay vücutta metabolitlere ayrılan bir sistem geliştirmeyi planlıyoruz. Çalışma kapsamında bu benim tam tez konumun adıdır. Manyetik nanopartikül içeren fototermal tedaviye uygun tümör spesifik özellikle biyomalzeme geliştirilmesi planlanmaktadır. Böylece biz bu çalışmayla multimod dediğimiz hem tanı hem tedavi hem de görüntüleme yani hepsini bir arada yapmayı planlıyoruz. Bunun için de çalışmayı düşündüğümüz nanopartikülün manyetik nanopartikül olmasına karar verdik. Manyetik nanopartikül seçmemizin sebebi bunlar benzersiz fiziksel özelliklere sahip. Hücresel ve moleküler düzeyde biyolojik etkileşimleriyle ilaçların kontrolü salınımlarında şu an mevcut halde kullanılıyorlar. En önemli bir diğer sebep bunun biyo uyumlu olması ve bileşimi, boyutu, morfolojisi, yüzey kimyası ya da manyetik özelliklerinin geliştirilmesi ve çeşitli proseslerle çok farklı şekillerde sentezlenebilmeleri. Günümüzde manyetik nanopartiküllerin kullanım alanlarına baktığımız zaman tanıda, terapitikte, tanı ve terapide, kanser tanısında bunların oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Bizim bu çalışma kapsamında planladığımız yöntem aşamalarımız biraz detaylı yazdım. Şu şekilde olacak. Öncelikle biz tümöre spesifiklik kazandırmak istiyoruz. Bunun için meme tümöründen bahsediyorum bu arada. Meme tümörünün yüzeyinde bulunan reseptörleri tespit ediyoruz. Daha sonra bu reseptörlere bağlanacak olan özel bir antimolekül seçimi yapıyoruz. Ve daha sonra nanopartikülün boyut, şekil, morfolojik ve sentez aşamalarının literatürden taramasını yaptık. Yani bir kanser tümörünün içine girmesi için bir nanopartikül kaç nanometre boyutunda olmalı? Biyo uyumluluğu nasıl? Görüntüsü nasıl olacak? Hangi şekli vereceğiz? Nanorot mu yapacağız? Nanoşer mi yapacağız? Bunlara karar verdik. Daha sonra bu bağlamda nanopartikülleri sentezleyeceğiz ve bunun çeşitli cihazlarla karakterizasyonlarını sağlayacağız. Oluşturulan bu nanoparçacıklarla molekülün konjugasyonunu sağladıktan sonra tedavi amaçlı bir kanser ilacı moleküle bağlamayı düşünüyoruz. Daha sonra bu oluşturulan yapıyla fototermal etkilerin incelenmesi için uygun dalga boyunun süresinin tespiti sağlanacak. Yapı karakterize edilecek. Daha sonra in vivo ve in vitro, önce in vitro sonra in vivo çalışmalarla sonucumuza bakacağız inşallah. Proje fonlarımız YÖK 100/2000 fotonik öncelikli alanlar kapsamında bursiyerim ve ayrıca bu çalışma kapsamında TÜBİTAK 1002 projesi yazmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim.
Zeynep çok teşekkürler. Murat Hoca, ben önce sorular başlamadan önce biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii buyurun Afife Hoca. Müsaade ederseniz eğer. Tabii ki. Şimdi Zeynep Kaya aslında biyolog kendisi, lisansı. Evet. Biyomühendislikte yüksek lisansını yaptı. Orada da bir nanopartikül üretimiyle ilgili bir projede çalışmış. Şimdi bizimle de yeni nanopartiküller üretecek. Tabii tedavi sistemini de üretmek gerekiyor bizim çalışmamızda. Aslında çok disiplinli bir çalışma bu. O nedenle birçok yerde de işbirliğimiz olacak çeşitli alanlarla. Tabii ki bunlardan biri zaten kanser şeyini, fizyolojisini ve patolojisini iyi bilen gruplar olacak. Bir diğeri de tedaviyi iyi tedavi tekniklerini iyi uygulayabilen, doğru uygulayabilen gruplar olacak tabii. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Belki Zeynep'in bunu söylemesi gerekiyordu bir biyolog olarak. Bizim öncelikle herkesin aklına şu soru gelmiştir. Özellikle tabii ki akademik kariyerin üst safhasında olan hocaların araştırma tecrübesi nedeniyle sağlıklı bir hücreyle kanserli bir hücrenin farkı nedir? Aslında belki burada temel olarak ortaya konulması gereken durum budur. Çok detaya girmeden şunu söyleyeyim. Sağlıklı hücreyle kanserli hücreye baktığımız zaman biz aslında en temel gördüğümüz farklılıklardan biri kanserli hücrenin çok hızlı yaşamını sürdürebilmesi için çok hızlı davranarak çok hızlı üremesi. Hatta çevresindeki sağlıklı hücreleri kullanarak bir takım damar yapılarının oluşması için onlara görev veriyor bu hücreler ve dolayısıyla kendi etrafında besin sağlayabileceği ortamlar oluşturuyor bu kan damarlarıyla. Bu durumda acaba biz fototermal tedaviyle ısıtma yaparak kanser hücresini neden öldürebiliyoruz ya bozabiliyoruz, öldürebiliyoruz, fonksiyonelliğini ortadan kaldırabiliyoruz da sağlıklı hücreninkine dokunamıyoruz? Aslında bu sorunun burada kritik cevabı var özellikle. Zaten işin de bu yöntemin seçilmesinin de ana nedenlerinden biri de bu. Burada bir takım mutasyonlara bakılıyor. Yani kanserli hücre bir insanın vücudunda kanser oluşturan hücrenin genetik olarak yapısı nasıl ve bu gen dizilimleri nasıl? Dolayısıyla mutasyonlara ne kadar yatkın, bunların ortaya çıkarılması çok önemli. O nedenle tümöre spesifik diyoruz biz zaten. Burada bunu özellikle açıklamak istedim. Çok daha fazla detaya girmek istemiyorum. Dolayısıyla kanserli bir hücrenin, kanserleşebilecek bir hücrenin bu DNA yapısındaki biz şeyleri eğer bozabilirsek, DNA yapısında işte mutasyona yatkınlığı yani moleküler dizilimleri değiştirebilirsek, bunları zarara uğratabilirsek, uğratabilmemiz sağlıklı hücreye göre daha kolay olabiliyor. Çünkü sağlıklı hücrelerin tamamında aynı dizilimi görüyoruz biz. O nedenle işin püf noktası burada yatıyor. Ve buradan yola çıkarak tedavi yöntemini geliştirmeye çalışacağız. Burada tabii biz manyetik nanopartiküller kullanmayı düşünüyoruz ama şu an Zeynep benim verdiğim bir görev şu. Bütün nanopartikülleri dokümante ediyor literatürden. Kanser tedavici tıpçılarla da işbirliği yapıyoruz. Bunların etkinlikleri nedir? Birbirlerinden farklılıkları nedir? Hani hem fiziksel hem kimyasal hem biyokimyasal etkinliklerine, özelliklerine bakıyoruz, karşılaştırıyoruz. Çalışmaların hayvan üzerinde çalışmaları neler gösteriyor? Ondan sonra yolumuz tamamen açılacak ve biz meme kanserine yönelik bir hedef koyduk. Onun tedavisine yönelik. Bunu bir açıklamak istedim. Hocam çok teşekkürler açıklama için. Şey dediniz ama ben etik olarak genelde hani kanserli hücre erişiminiz nasıl olacak diye aklıma geldi ama. Onlar için etik kurul raporları alıyoruz zaten. Ne üzerinde çalışacaksınız? Hani... fareler mi diyorsunuz biyologlar, sıçanlar mı? Orada hata yapmayayım ben. Anlaşıldı hocam. Tamam. Evet, hocam cell-line'ler var. Yani herkesin in vitro çalışmaları yaptığı çeşitli dokulardan izole edilmiş ticari olarak satılan hücreler mevcut. Tamam. Evet. Bir de tabii bunların hepsi için çeşitli yani in vitro ve in vivo çalışmalarda
bir takım etik kurul izinleri almak gerekiyor. Onları alarak çalışacağız tabii. Zaten çalışacağımız gruplar da bu işlerle ilişkili. Başka sorumuz varsa Bengihan Gündoğan, mikrofonu müsaitse sorusunu. Ben çok küçük bir katkı sunabilir miyim Murat Bey? Buyurun, Yasemin Hocam mı? Evet, evet. Ben buyurun hocam. Şimdi hem Zeynep arkadaşımıza hem de Afife Binnaz hocamıza emeklerine sağlık diyorum. Bu çalışmaları yerel olması açısından da çok önemsiyorum ama kendi özel durumu nedeniyle son 5-6 senede bu işlere çok dalmak zorunda kalmış birisiyim. Bu hipertermi bir merkezde kullanılabiliyor. Belki size veri sağlama açısından, gerçi hocam söyledi, bazı tıp gruplarıyla çalışıyoruz dedi. Mesela Bülent Hoca var, Bülent Berkar'da, şeyde, Ihlamur'da. Tanıyorum hocam. Yani mesela belki onlar... Merhaba hocam. Merhabalar hocam. Belki hoş görün, vardır mutlaka kontaklarınız ama ben bir özel durum nedeniyle hani çok... Tabii öneriler bizim için çok kıymetli. Şimdi olmak zorunda kaldım doğal olarak. Onlar hipertermi yapıyorlar. Bizim vakamız biraz farklı olduğu için biz kullanamadık ama kanseri önlemeye dönük bir çaba da hissettim sizin açıklamalarınızdan. Bu anlamda da çok önemsiyorum doğal olarak emeklerinizi. Her vakada belki kullanılması zor da olabilir ama gene de her şey bir adım ülke adına. Tabii. Öğrencilerimizin yetişmesi adına da. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Teşekkürler, sağ olun hocam. Geçmiş olsun sizlere de. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Zeynep, teşekkür ediyoruz. Afif hocamıza da teşekkürler. Sırada Zeynep ekran paylaşımını kapattı. Sırada Doğan Onur arkadaşımızı dinleyeceğiz. Biyomedikal mühendisliğinden Kamuran hocamızla kalp pompası tasarımı üzerinde bir projeleri var. Doğan, ekran paylaşımın mikrofonu da açarsan Doğan. Merhabalar hocam. Hemen ekran paylaşımı başlatıyorum. Bilinç projesiydi galiba değil mi? Kalp pompası tasarımı. Doğrudur hocam. Bilinç projemiz. Merhabalar. Ben Doğan Onur Arısoy. Boğaziçi Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde doktoramı yapıyorum. Ve Yıldız Teknik Üniversitemizde Biyomedikal Mühendisliğimde araştırma görevlisiyim. Eş danışmanım Kamuran hocamız, Kamuran Kadıpaşoğlu hocamız ve beraber kalp pompası tasarımı ve geliştirmesi üzerine çalışıyoruz. Tabii beraber derken bu noktada bunu belirtmek isterim. Sadece ikimiz değil, biz büyük bir ekip olarak fizyolojik kontrol laboratuvarı olarak bu projemiz üzerine çalışıyoruz. Burada laboratuvarımızdan bir kara görebilir. Kendi imalat alanlarımız ve test düzeneklerimizle beraber çalışma alanlarımız mevcut ve bir çalışma ekibi olarak bu işi yürütüyoruz. Tabii hem son zamanlardaki durumlardan ötürü toplu fotoğraf çekinemememiz hem de çalışmaya dalarak aslında unutmamızdan ötürü bütün hepimizin olduğu bir fotoğraf ne yazık ki yok. O yüzden burada çok da az kişi göstermek zorundayız. Fakat toplamda 2 doktora öğrencisi, 3 yüksek lisans öğrencisi ve 5 tane de gönüllü lisans öğrencisi olarak bu proje üzerinde çalışıyoruz. Tabii öncelikli olarak bir kalp pompasından bahsetmeden önce kalpten tabii ki de bahsetmek fazlasıyla önemli. Çünkü kalp vücudumuzun pompası ve vücudumuza besin ve oksijen taşıyor. Ve burada önemli olan şey tabii ki de oksijen. Çünkü yemeksiz 3 hafta, susuz 3 gün yaşayabiliyorken oksijensiz 3 dakika kadar yaşayabilmemiz mümkün. Dolayısıyla kalbin aslında öncelikli görevi kendisine ve vücuda oksijen taşımak. Ve bunu yapabilmesi için de sağlıklı bir insanda yaklaşık olarak dakikada 5 ila 6 litre arasında kan basabilmesi gerekiyor. Fakat tabii zaman içerisinde işte sağlıklı beslenmemek ve benzeri durumlardan oluşabilecek şekilde kalp damarlarında tıkanıklıklar oluşabiliyor. Ve bu tıkanıklıklar, burada görebileceğiniz üzere, kalbe yeterince kan gitmesini ve dolayısıyla oksijen gitmesini engelliyor ve kalp krizi ve sonucunda da o bölgelerde kalp kası iskemisi, yani ölü doku oluşabiliyor. Bu durum kısa vadede etkisini göstermese de uzun vadede kronik kalp yetmezliğine
götürebiliyor. Ve kronik kalp yetmezliği ise hem kalbin genel yapısının bozulmasından hem de bazı kas bölgelerinin artık işlevini kaybetmesinin ötürü kalp kasının gücünü kaybına ve dolayısıyla hem kendisine hem de vücuda yeterli kana basamamasına sebep oluyor. Dolayısıyla hasta bir insan 2 ila 4 litre arası, hatta daha ileri durumlarda daha az da düşebilecek bir kan akışına maruz kalabiliyor vücudu. Bu da insanların normal hayattaki işlevlerini yerine getirmesinde zorlanmasından hatta yatağa düşmesine kadar durumlara sebep olabiliyor. Tabii bu durumun bir tedavisi var ve bunun kesin ve kalıcı tedavisi ise kalp nakli. Tabii burada hem dünyadaki hastaların çokluğu ve tabii kalp yetmezliğinin dünyadaki en büyük, en yüksek ölüm sebebi olduğu düşünülürse hastanın çokluğu ve buna karşılık donör azlığının yaşanması ve doku uyuşmazlığı kaynaklı sorunlar nedeniyle uygulanması çok güç. Bu nedenden ötürü alternatif çözümler üretilmesi gerekiyor. Ve bu süreçlerden bir tanesi de kalp pompası ya da daha terminolojik olarak serven föntrikül destek pompası olarak geçiyor. Bunun avantajı ise tabii ki de yaygın olarak kullanılması mümkün. Çünkü sonuç olarak tasarımı yapılmış, üretilmiş bir cihaz olduğu için bunun yaygın olarak kullanılması mümkün. Ve hastalığın tabii ki de öncelikle semptomlarını gidermeye yardımcı. Yani burada semptomdan kastımız kişinin normal hayattaki işlerini yapamaması ve vücuduna yeterli oksijenin gitmemesi olduğu için öncelikli olarak bunu sağlar. Dolayısıyla kalp destek pompası aslında kalbin yerini almaz. Aksine kalbe destek olarak vücuda gerekli kanın gitmesini sağlar. Ve doğru şekilde kullanıldığı zaman hastalığı geriletme şansı ve pompaya bağımlılığı azaltmasını da mümkün kılmaktadır. Tabii ki böyle bir projenin gerçekleştirilmesi birçok safhadan oluşmaktadır. Öncelikli olarak bilgisayar ortamında bir tasarımdan başlar ve ardından bu ortamda, yine bilgisayar ortamında performans testlerinin yapılması ve artık bu noktada belli bir seviyeye ulaşıldıktan sonra gerçek hayata döndürerek tezgah üstü performans testlerinin yapılması ve ardından hayvan deneyleri, hayvan deneyleri başarılı olursa insan deneyleri ve oradan da artık başarılı olan prototip yaygın ürüne dönüşebilmektedir. Tabii bütün bu süreçler içerisinde sadece tek yönde bir ok düşünmemek gerekiyor. Sürekli geri yönde adımlar mevcut. Çünkü bir adımda yaşanan, görünen eksik veya yaşanan hatalar, çıkan problemler bir önceki veya birkaç önceki adıma geri dönülmesi ve orada düzeltildikten sonra adımların tekrar edilmesini gerektirmekte. Bu nedenle böyle bir kalp pompasının aslında yaygın ürün haline gelmesi araştırma başladıktan sonra 8 ila 10 yıl kadar sürmektedir. Tabii biz bu projemizde ilk 3 adıma odaklanmak istedik. Bunun sebebi 1003 projesi destekli. Öncelikli alanlar 1003 projesi kapsamında yaptığımız için tabii ki de bir süre kısıtı. Bir ikinci süre kısıtı olması ve bunu 3 yılda tamamlayabilecek olmamız. Ve bunu yapmamızdaki en büyük motivasyon ise Türkiye'de kalp pompası üretiminin var olmamasıdır. Dolayısıyla dışa bağımlı olarak bu konuda çalışmalar yürütmek zorundayız, tedavi etmek zorundayız. Ve Türkiye'de bunun geliştirilmesiyle bu dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin de çok aşağı çekilmesi mümkün olacaktır. Bir tabii kalp pompası dediğimiz zaman sadece kalp pompasının kendisinden bahsetmiyoruz. Kalp pompası kalbe bağlanan bir pompa. Bir dönen orta kısmındaki türbin kısmından oluşuyor ve onun çevresinde dönmesini sağlayan bir elektrik motoru. Ve tabii bu elektrik motorunun kontrol edilmesi gerektiği için üzerinde bir kontrol ünitesi ve elektriği sağlaması için de bir batarya bağlaması gerekiyor. Öncelikli olarak burada türbinin tasarımı fazlasıyla önem arz etmekte. Dolayısıyla ilk iş tabii ki de bir tasarımdan başlıyor. Bu tasarım ilk başta temel ebatların belirlenmesi ve bu görmüş olduğunuz kanat profillerinin oluşturulmasıyla başlıyor ve üç boyutlu olarak
bu sistem çiziliyor. Ardındansa bilgisayarda hesaplamalı akışkanlar dinamiğiyle akış ve basınç testleri gerçekleştiriliyor. Böylece istenen performans değerlerine sahip olup olmayacağı daha hiçbir şekilde prototip üretimi bilgisayar ortamında görülebiliyor. Ve buradan başarılı geçen prototipler bir sonraki adama geçebilirken başarısız olanlarda değişiklikler yapılıyor. Ve başarılı olan prototipler ise imal ediliyor. Burada 3 boyutlu yazıcıyla imal metodu kullanıyoruz. Böylece hem hızlı prototipleme yapmamız mümkün hem de düşük maliyetle yapmamız mümkün oluyor. Tabii öncül prototiplerimizi PLA plastiğinden üretiyoruz ve belli başarıları sergileyenleri ise titanyumdan üreterek daha gerçekçi sonuçlar elde edebiliyoruz. Tabii bunların testleri nasıl gerçekleştireceğiz? Sonuçta elimizde bir dijital ortamda yapılmış, alınmış sonuçlar var ama bunların gerçek hayatta karşılık bulması ve valide edilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için ise gerçek hayatta uygulanacağı yer olan insan dolaşım sistemine benzer bir yapı kurmamız gerekiyor. Bu amaçla da insan dolaşım sisteminin benzetim devresini kuruyoruz. İnsan dolaşım sistemi tabii ki de kompleks ve bu noktada her şeyi modellememiz mümkün değil. Bu nedenle biz gerektiği kadarını modelleyerek sistemi basitleştiriyoruz. Ve sistemi aslında 3 parçaya bölebiliyoruz. Birinci parçamız kalbin kendisi. Ve aslında kalbin kendisi derken burada biz vücuda kan basan aslında sol karıncıktan bahsediyoruz. Çünkü bizim önem verdiğimiz nokta o. Ve isimden de yine kalp pompasının diğer adı olan sol ventrikül destek pompası da zaten buradan gelmekte. Dolayısıyla bizim öncelikle en çok odaklandığımız yer buradaki sol karıncığın modellenmesi. Ardından vücuttaki sistemik dolaşımı, yani vücudun tamamındaki dolaşımı bir hacim tankı olarak ve akciğer dolaşımını ise daha küçük ikinci bir hacim tankıyla benzetebiliyoruz. Ve buradaki su yükseklikleriyle aslında oradaki basınçlara benzeterek insan vücudunda yakın sonuçlar elde edebiliyoruz. Burada önemli olan kalbin ayrıca basma etkisini de benzetebilmek. Bu amaçla ise kompresörümüzden gelen basınçlı havayı ayarlı valflerimizle kontrol ederek burada görmüş olduğunuz hava bölgesine basabiliyoruz ve ayrıca vakum tankından da boşaltarak buradaki basıncı kontrol edebiliyor ve dolayısıyla basması gerektiği kadar olması gereken basıncı ayarlayabiliyoruz. Ve bunu kurulumunda gerçek hayatta yapabiliyoruz. Tabii ki de daha boru sistemleriyle ve hava boruları ve su boruları sistemleriyle. Tabii burada bu sistemden aldığımız verileri veri toplama ünitemizden bilgisayara aktarabiliyor ve aynı şekilde ters yönde ise kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada bu sistemi tabii kurarken en çok önem verdiğimiz nokta yine aslında sol karıncığın doğru şekilde gerçeğe çok yakın çalışabilmesini sağlamak. Bu amaçla ise gerçek sağlıklı insanın, öncelikli olarak sağlıklı insanın kalbinin nasıl çalıştığını ve içerideki basıncın nasıl olduğunu bilmek ve bunu benzetmek gerekiyor. Burada görebileceğiniz zamana karşı basınç çizelgesi bir sağlıklı bir insana ait ortalama bir sol karıncık basıncını vermektedir. Tabii zaman içerisinde yükselmekte, şu bölgede maksimum ulaşıp basım gerçekleşmekte ve sonra gevşeyerek de aşağı bölgede dolmaktadır. Biz de bunu hava basınçlarını kontrol ederek sisteme giren benzetebiliyoruz. Ve daha sonra ise sistemi hasta ederek ve burada görebileceğiniz gibi daha düşük basınçlarda çalışmasını sağlayarak sağlıklı bir insanla beraber hasta bir insanı da benzetebiliyoruz. Ve ardından bunu pompanın testleri için kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bu benzetim devresine tasarladığımız
kalp pompasında ekleyerek testlerini gerçekleştirme imkanı bulabiliyoruz. Tabi burada pompamızın normalde kendi içerisinde bir motorunun bulunması lazım. Bu motor yine projemiz kapsamında Ege Üniversitesi tarafından geliştirilmektedir ve bu geliştirme sürecinde ise dış tahrik mekanizmasıyla sürülerek bu işlevi gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu düzenekle bizim tezgah üstü sistemimizin gerçek insanda nasıl tepki vereceğini öngörebiliyoruz ve bunların testlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ve son olarak da bu sistemin kontrol edilmesi çok önem arz etmektedir. Ve burada göreceğimiz Mike Tempton isimli bir insan. Kendisi bir kalp pompası kullanıcısı. Ve gördüğünüz üzere normal hayatında olduğu gibi ekstra efor sarf eden işlerde gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla pompanızla bu ihtiyaçlara cevap vermesi ve bunları sağlayacak kontrol sistemi içermesi gerekiyor. Bu nedenle temel olarak geri beslemeli kontrol sistemleri kullanıyoruz. Tıpkı araçlardaki cruise kontrole benzer bir sistemle çalıştığını düşünebiliriz. Vücuttan alınan kan akışı ve kan basıncı değerleri, sensörler aracılığıyla alınan bu değerler bizim referans değerlerimizle karşılaştırılıyor ve bir kontrol ünitesine gidiyor. Bu kontrol ünitesinde pompaya gidecek olan elektrik akımı ve gerilim değerleri ayarlanarak kalp pompasının dönüş hızı ve dolayısıyla ne kadar akış oluşturacağı ayarlanabiliyor ve bu da vücuda geri verilerek vücutta yeterli akışın, yeterli kan akması sağlanabiliyor. Ve bu süreçte tabii ki de bu referans değerlerimiz daha ileri metotlarla ve optimal kontrol metotlarıyla düzenlenebiliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Merhabalar Doğan. Teşekkürler Doğan. Ben yine ben biraz biliyorsunuz biyomalzeme alanında çalıştığım için biyomedikal malzemeler, sistemler çok çok ilgi duyuyorum. Çok arzuyla ilgi duyuyorum bu alanlara. Öncelikle ben sunum yapan arkadaşın adını kaçırdım ama özür diliyorum kendisinden. Bir ismini alayım. Tabii ki de Doğan Onur Arısoy hocam. Doğan diyebilirsiniz. Tamam Doğan, teşekkürler çalışman için, sunumun için. Güzel bir çalışma. Şimdi benim bildiğim senin bahsettiğin sol ventrikül hipertrofisi diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Yani akciğerlerden gelen temiz kanın, oksijenlenmiş kanın, değil mi? Kalbe pompalanmasını sağlayan bir sistem bu. Eğer bunun kas duvarları kalınlaşırsa, fonksiyonu bozulduğunda kas duvarları da kalınlaşmaya başlıyor. Çünkü daha çok efor sarf etmek istiyor pompalama için. Şimdi burada ben tasarımda, senin tasarımın çok önemli bence birincisi. Tasarımda bu duvar kalınlaşması, ben bu konularla çok ilgileniyorum, çok yayın okuyorum. Bazı gruplarla görüşmelerimiz oluyor, tıpçılarla çok. Bu alanlarda mutlaka sizin tasarımlarınızda bu alanda çalışan ve çok deneyimli hekimlerin olması şart. Onlardan bilgi akışı sağlamazsanız tasarımlarınız çok verimli olmuyor. Çünkü mevcut pompaların olumsuz taraflarını ancak case study'lerden takip ederek öğrenebilirsin. Yani vaka bildirimlerinden. Bunu da en iyi bu işleri yapan, takip eden hekim biliyor. Ya da sizin de okumanız gerekiyor. O nedenle mesela son yıllarda dünyada önemli gruplar bu çalışmalarda hastaların duvar kalınlaşma miktarlarını ölçerek bu datalardan giderek, tabii görüntüleme sistemlerinden bunu elde edebiliyoruz artık. Ona göre tasarımlar yapabiliyorlar. Ve bu tasarımların çok daha başarılı olduğu söyleniyor. Bir diğer konu da dikkatini çekmek istediğim bir diğer konu da şimdi birçok malzeme kullanacağım. Ben mühendisim aynı zamanda. Kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği. Burada sen çünkü mekanik mesela çok fazla malzemen var. PLA kullanacaksın, titanyum alaşımı kullanacaksın, bağlantı elemanları kullanacaksın değil mi? O kadar çok hareket eden sistemlerin var. Dolayısıyla o kadar çok sistemin, malzemenin bir arada çalıştığı ve mekanik hareketlerin, titreşimlerin yoğun olduğu şeyleri vücut tamam sen bir yeri düzeltiyorsun
bu geliştirdiğin cihazlarla. Ama vücut bunlara karşı tepki göstermeye başlayabiliyor, doku. Öncelikle doku, hücreler. Dolayısıyla şimdi yeni şeyler şuraya gidiyor. Söyleyeyim sana, 2019'da bir çalışma var. İnsanın kök hücresini kullanarak model, minyatür kalp pompaları geliştirdiler. Hayvanlar üzerinde bunu çalıştırdılar. Şimdi insanlar üzerindeki çalışmalar bu yılın ortalarından itibaren başlayacak. Belki bu konulara da dikkat ederek tasarımlarını öyle yaparsan, hani bu konuları da dikkate alıp okuyup inceleyip tasarımda bunu da dikkate alırsan, gelecek bu tarafa gidiyor ve başarılı çalışmalar olduğunu da biliyorum. Sana katkı sağlamak istedim bu konuda. Yorumlarınız ve öneriniz için çok teşekkürler hocam. Bunları dikkate alacağım. Teşekkürler Hafize hocam. Başka sorumuz var mı Doğan için? Bu arada üstünde Murat hocam ses kesildi. Tekrar söylerseniz sevinirim. Sesiniz gidip geldi. Doğru anladıysam sanırım enstitüde elektrikler kesildi demek istedi ama. Maalesef öyle bir sıkıntı yaşamış hocam. Ömer yardımcı olursa Ömer. Tamam hocam. Şimdi başka sorusu olan var mıdır Doğan Bey'e bu konuda? Tamamdır. Ben yine bir şey var, bir kaldı eksik bir şey söyleyeceğim. PLA'yı kullanacağını söyledin galiba değil mi? Prototiplerde hocam. Yani tezgah üstü prototiplerde. Tezgah üstü prototiplerde, öncül prototiplerde. Yoksa tabii ki de ürünün normal hali titanyum alaşımlarından imal edilmesi düşünülür tabii. Evet. Hani biz sadece hızlı ve kolay bir çözüm olarak olduğu için. 3D printer'da mı işleyeceksin bunları? Printing tabii ki de. 3D printing. Tamam, üç boyutlu katmanlı imalatla yapacaksın yani. Doğrudur hocam. Evet. Model oluşturup sonra metal kısmına geçin ama metali 3D printer'la üretmek çok ayrı bir teknoloji biliyorsun. Onu zaten hizmet alımıyla yapıyoruz. Yani kendi metal 3D printer'ımız yok. Onu hizmet alımıyla o yüzden yapacağız. Metal sintezleme tekniği kullanıyoruz. Hayır, yani oradaki verilerle metale geçiş verilerin arasında uyumsuzluklar çok olabilir söyleyeyim. Onları da düşünüyoruz hocam. Yani dediğiniz gibi bunları plastikten yapmamızın sebebi öncelikli olarak akış testlerinde, yani kanatlardaki akış yapılarının testlerinde görebilmek, hızlı bir geri dönüş alabilmek amacıyla. Yoksa tabii ki de tam prototipleri mutlaka ekstradan test edeceğiz. Yoksa tabii ki de kendi ağırlık ve yüze özellikleri tabii ki de farklı olacaktır. Tamamdır. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol hocam. Teşekkürler Afife hocam. Doğan'a da teşekkür ediyoruz. Başka sorumuz var mıydı? Yok ise... sırada Selma arkadaşımız var. Osman Sadıç hocamızla çalışıyor gıda mühendisliğinden. Yoğurt bakterileriyle bioaktif peptit üretimi üzerine bir bilgilendirme yapacak. Bize çalışmalarını anlatacak. Paylaşabildim sanırım değil mi? Evet evet. Sorun yok. Herkese merhaba. Ben Selma Kayacan. Gıda mühendisliği bölümünde... Efendim? Ekran paylaşımı göremiyorum ben ama. Hocam paylaşıldı. Sıkıntı yok. Paylaşımda mı? Tamam. Benim ayarlarda. Tamam. Selma Hanım biraz sesinizi yükseltebilirsiniz. Tamam. Gıda mühendisliği bölümünde araştırma görevlisiyim. Sizlere danışmanım Profesör Doktor Osman Sağdaş ile devam ettiğim doktora tez çalışmam hakkında bilgi vereceğim. Benim tezimin konusu yoğurt bakterileri ile sütten bioaktif peptit üretimi ile ilgili. Pardon. Son yıllarda tüketiciler hastalıkların önlenmesi, sağlıkların iyileştirilmesi için beslenmelerine önem veriyor. Ve bu nedenle de fonksiyonel gıdaların kullanımına yönelmişlerdir. Bu nedenle de bioaktif peptitleri içeren fonksiyonel gıdalarla ilgili çalışmalar artmıştır. Bioaktif peptitlerin bu konuda önem kazanmasının sebebi sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden kaynaklanıyor. Bioaktif peptitlerin kalp ve damar sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi üzerinde, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri var. Damarların dayanmasına sebep olan ACE'yi inhibe ederek kan basıncını düşürüyorlar. Antimikrobiyal ve antioksidan etki gösteriyorlar. Minerallerin yararını arttırıyorlar. Ağrıyı azaltıcı etkileri var ve bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiliyorlar.
Bu olumlu etkiler hormon veya ilaç benzeri bir aktiviteye sahip olmalarından kaynaklanıyor. Biz de bu olumlu etkileri yüzünden çalışacağız bu konuyla ilgili. Bioaktif peptitler 320 amino asit kalıntısı içeren kısa zincirler ve bu amino asitlerin kompozisyonuna ve lokasyonuna göre biraz önce saydığım bu aktiviteleri gösterebiliyor. Bioaktif peptitlerin aktivitesi buna göre ortaya çıkıyor aslında. Bioaktif peptitler nerelerde bulunur? Hayvansal ve bitkisel kaynaklı olarak farklı kaynaklardan elde edilebiliyorlar. Hayvansal kaynaklı olarak süt, yumurta, et, balık, bitkisel kaynaklı olarak da soya ve buğdaydan elde edilebilirler. Bunlar sadece hani benim en çok kullanıldığı için bunları söyledim. Başka kaynaklardan da elde edilebiliyor. Ancak bioaktif peptitlerin asıl kaynağı, en çok çalışılan konu da süt proteinleri. Bu süt proteinleri geniş çapta biyolojik aktivite gösterebiliyorlar ve bunlarla ilgili çok fazla çalışma var. Peptitler proteinin bir parçası dedim ama bu protein dizisi içinde bu peptitler aktif değiller. Aktif hale gelmeleri için serbest kalmaları gerekiyor ve serbest kalmaları için de farklı yollar var. Üç şekilde genel olarak sınıflandırılıyor bunlar. Birincisi sindirim sırasında pepsin, tripsin, kimotripsin gibi sindirim enzimleri tarafından proteinlerin parçalanmasıyla aktif hale gelebiliyorlar. İkincisi de bakteriyel ve fungal kaynaklardan elde edilen enzimlerle proteinlerin parçalanmasıyla aktif hale gelebiliyorlar. Son olarak da fermentasyon ile özellikle de laktik asit bakterilerin proteinleri parçalamasıyla serbest kalabiliyorlar. Bir de ikinci yöntem olarak enzimatik hidroliz ve üçüncü de söylediğim fermentasyonu da birleştirerek bioaktif peptitler elde edilebiliyor. Bu da genellikle peptit üretimini arttırmak için ve peptitlerin biyolojik özelliklerini iyileştirmek için yapılıyor. Ben test çalışmamda bioaktif peptitleri fermentasyon yoluyla laktik asit bakterilerini kullanarak üreteceğim. Evet, substratım da süt olacak. Bioaktif peptitlerin üretimi için bakterilerin proteinleri parçalayabilmesi önemli. Yani proteolitik aktivitesi önemli. Bu nedenle de kısaca laktik asit bakterilerin ve proteolitik sistemini anlatacağım. Bu laktik asit bakterilerin proteolitik sistemi 3 aşamadan oluşuyor. İlk olarak hücre duvarında bulunan proteinazlar süt proteinlerini oligopeptitlere parçalıyor. Bunlar hücre dışında gerçekleşiyor. Oligopeptitler daha sonra yine hücre duvarında bulunan spesifik taşıyıcılarla hücre içine alınıyor. Ve daha sonra hücre içinde bulunan protein parçalayan peptidaz enzimleriyle bunlar daha küçük amino asitlere ve düşük molekül ağırlıklı peptitlere dönüşüyor. Yani kısaca aslında bu şekilde oluşuyor fermentasyonla. Ben tezimde Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus bakterilerini, yani yoğurt bakterilerini kullanacağım. Bu bakteriler ticari ürünlerden değil, geleneksel olarak üretilmiş yoğurtlardan izole ettik bunları. Toplamıştık zaten yoğurtları. İzole edilen suç sayısı fazla olduğu için çalışmada kullanacak suçların da proteolitik aktivitelerini belirleyip yüksek olan suçları seçeceğim. Zaten söylemiştim proteolitik aktivite önemli olduğu için. Proteolitik aktivitelerinde OPA yöntemi denilen spektrofotometrik bir yöntemle belirleyeceğim. Bu yöntemde proteinlerin parçalanması ile açığa çıkan amino grupları OPA reaktifiyle reaksiyona giriyor ve absorbansı ölçülerek proteolitik aktivite belirleniyor. Suçların proteolitik aktivitesini belirleyip buna göre seçim yaptıktan sonra biyoreaktörümüz var. Onu kullanarak sütü ve bakterileri, kullanacağım bakterileri buna ekleyip fermentasyonu başlatacağım ve bakteriler proteinleri parçalayarak peptitleri açığa çıkaracak. Sonraki aşamada üretilen bu bioaktif peptitlerin hangi özelliğine sahip olduğunu ve dizilimini öğrenmemiz için de bu peptitlerin fraksiyonlanması gerekiyor. Yani aslında hani parçalara ayrılması gerekiyor da diyebiliriz. Üretim sonunda benim ürettiğim şeyin içinde sadece benim istemediğim, yani benim istediğim maddeler dışında başka maddeler de olabilir. Aslında bunlardan uzaklaşmak istiyoruz. Düşük molekül ağırlığına, yüksek molekül ağırlığına sahip peptitler, farklı fiziko-kimyasal özelliklere sahip peptitler olabilir. İstenmeyen bileşikler, parçalanmamış proteinler bir arada bulunabilir. Ve peptitler hidrofobiklik ve net bakımlarına değişiklik gösterebilir. Bu nedenle fraksiyonlama işlemi için tek bir yöntem kullanmak istediğimiz sonuçları da vermeyebilir. Alternatif olarak birden fazla peptit fraksiyonlama yöntemini aynı numun üzerinde kullanılarak daha iyi bir fraksiyonlama işlemi yapılabilir. Bu işlemde, fraksiyonlama işleminde ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve çeşitli kromatografik yöntemler kullanarak yapılıyor.
peptitler fraksiyonlarına ayrıldıktan sonra elde edilen bu fraksiyonlarda yapılan analizlere göre örnek olarak vermek gerekirse mesela işte ACE inhibitör aktivitesi yüksek olan yani kan basıncını düşürücü etkisi olan fraksiyon seçilerek bu peptit dizisinin tayini için bir kütle spektrometresine veriliyor. Kütle spektrometresinde de elde edilen veriler yazılımlar ve çevrimiçi veri tabanları kullanılarak değerlendiriliyor. Ayrıca daha sonra bu peptitlerin imvibo olarak doğrulamasının yapıldığı çalışmalar da bulunmakta. Yani elde edilen peptitler hani kan basıncı düşürüp düşürmediği kovaylar üzerinden, insanlar üzerinde de deneniyor. Bu şekilde test ediliyor. Bu kısmı aslında biraz genel oldu ama benim tezimin de aşaması bu şekilde. Yani çok tam olarak ayrıntılı olmasa da. Son olarak da biyopsi peptit içeren ticari ürünlerle ilgili de örnek vermek istedim. Bu KPS Evolus ticari olarak en çok çalışılan fermente süt ürünleri. Ürünler hafif hipertansiyona sahip olan kişileri hedefliyor. Yani tabii ki bunların ilaç gibi aldım, içtim, tansiyonu düşürdü gibi bir şey yok ama yani etkisi var. İnsanlar üzerinde yapılan pek çok deney bu iki ürünün kan basıncı düşürücü etkiye sahip olduğunu göstermiş. Her iki üründe tansiyon düşürücü tripeptitler olan beta kazein ve kapa kazeinden türeyen valin, prolin, prolin ve izoleusin, prolin, prolin tripeptitlerini içeriyor. Kalpit sütün Lactobacillus helveticus ve Saccharomyces cerevisiae diye tarafından fermente edilmesi üretilen bir Japon içeceği. Evolus da bir Fin içeceği ve sütün Lactobacillus helveticus'un bir suşuyla tarafından fermente edilmesiyle üretiliyor. Bu şekilde peptitlerin doğrudan ürün içinde oluştuğu ve tüketime sunduğu ürünler olduğu gibi peptitlerin ürüne eklemeye uygun hale getirilerek satışa sunulduğu ürünler de var. Örnek olarak diş çürüklerini önlemek amacıyla peptit ilaveli sakızlar satılıyormuş yurt dışında. Japonya'da da biyoaktif peptit ilaveli çorbalar bulunmakta. Bunlar dışında biyoaktif peptitlerin toz veya kapsül şeklindeki formları da var. Kaynaklarım bu şekilde. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir iyi bir şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Selma. Sorusu olan, yorumu olan var mı katılımcılardan? Bir soru sorabilir miyim? Tabii Yasemin Hocam, buyurun. Ellerinize sağlık çalışmalarınız için. Bu son iki verdiğiniz ürünün bizim klasik kefirimizle bir mukayesesini yapmak mümkün mü? Ya da farkı nedir biliyor musunuz? Öğrenmek amacıyla soruyorum. Benim yani de aklıma şöyle. Evet, çünkü yani kefir, yani o bizim kefirde hangi şeyleri kullanıyorlar? Yani hangi kültürleri kullanıp yapıyorlar tam olarak bilmiyorum. Böyle bir etkisi var mı? Yani hani şey oldu mu? Çalışıldı mı? Emin değilim. Daha çok hani hep bağırsak üzerine, probiyotik olduğu üzerine hani kefir tüketimimiz bu yönde. Ama bunların direkt olarak bu etkisi kanıtlandığı için yani onu açıkçası hani araştırmadım ya da denk gelmedim diyebilirim. Ama kefir gillerden gibi sanki hocam. Yani... Ya evet, aslında şey gibi, yani sonuçta fermente bir ürün ama bu bakteriler, yani bu suçlar, kullanılan mikroorganizmalar direkt bunları, bu biyotik peptitleri üretebilme yetenekleri olmuş olabilir yani. O yüzden bence bir şey söylemiyorum tabii. Yine çalışmanızı yapın sevgili arkadaşım ama mesela çok az bir o konu üzerinde de belki literatür taraması çok da faydalı olabilir. Çünkü canlı mikroorganizmalarla yapılıyor şeyler, biliyorsunuz. Kefirin fermentasyonu. Evet, şey, evet. Ama, çok da kıymetli ben, biliniyor. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben yoğurt bakterilerini kullanacağım için hep evet. Onlara yöneldim. Haklısınız ama bu önünüzü dikkate alacağım. Sadece hani bir ara yok, teşekkür ederim. Katkı verir diye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Güzel, sağ olun. Aklıma hocam. Getirdiğiniz için. Başka sorumuz yoksa Ya ben bir şey sorabilir miyim Murat Hocam? Buyurun hocam. Merakımdan soracağım ben. Tebrik ederim. Güzel bir çalışma. Osman Hoca da güzel çalışmalar yaptırıyor zaten. Şimdi benim yani genel kültür olarak bildiğim bir şey var da. Bu Pseudomonas türü var. Bakterinin. Bu şeyi üretiyor değil mi? Proteaz enzimini üretiyor. Benim bildiğim kadarıyla da bu UHT zaten şimdi bu sütten elde edilen bir ürün. Süt mutlaka bir UHT işlemine, yani bir ısıl işleme tabi tutuluyor. Bu sırada aslında mikroorganizmalar canlılığını yitiriyor ama bu proteaz enzimi benim hatırladığım kadarıyla ısıya dayanıklı bir enzim.
Ve bu depolama sırasında eğer çok fazla kalırsa yoğurt içinde, o zaman da aroma kaybına sebebiyet veriyor diye biliyorum. Dolayısıyla hani bununla ilgili nasıl bir önlem alınıyor? Merak ettiğim için sordum. Sonuçta senin çalışmanını da ilgilendiren bir şey bu, proteaz enzimi. Evet. Şimdi yoğurt herhalde, yani fabrikalarda yoğurtları üretirken pastörize süt kullanıyorlar. Bu iki bakteri de saydım, yoğurt bakterisi de aslında asitliği düşürdüğü için pastörizasyonla zaten inaktif olan mikroorganizmaların üzerine bir de bu asitlik eklenince aslında daha bakteriler yaşayamıyor. O yüzden bu pseudomonas, yani o aldığımız şeylerin içinde bilemiyorum. Onu işte, ama proteaz enzimini üreten en çok bu bakteri bildiğim kadarıyla. Ben gıdayla da biraz ilgileniyorum da. Yani işte tabii biyolojik ortamla ilgilenince hepsi bir şekilde hayatımıza giriyor. Bu noktanın hep önemli olduğunu düşünmüşümdür ben. Mesela bazı kefirler daha lezzetlidir, aroması bize lezzetli gelir ama bu sağlıklı olup olmadığının da bir ölçüsü değildir aslında. Evet, aynen öyle. Yani evet, bunlar evet. Aslında gıda, bu süt kökenli ürünlerle ilgili çalışmalarda çok parametre var etkileyen evet, ürünün doğru. Kalitesini. Bunu merak etmiştim. Bunu bir sorayım dedim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler Afife Hocam. Osman Hocamızın kurul toplantısı olduğu için katılamadı. Selma tabii yine doyurucu cevaplar verdi bize. Teşekkürler Selma. Teşekkürler diliyoruz. Başka sorumuz yok zannediyorum. Sıradaki konuşmacımız, arkadaşımız, son konuşmacımız Melis Abahuni Uçar. Burçin Hocamız da çalışıyor biyomühendislik bölümünden. Evet, burada ufak bir ekleme de yapmak istiyorum aynı zamanda. Benim de birlikte Burçin çalışıyorum. Burçin Hocamız zannediyorum. Evet, sesim geliyor mu Murat Hocam? Geliyor hocam, buyurun. Evet, aynı zamanda bir tek benimle çalışmıyor tabii. Emek Hocamız da, Emek Moroidor Derin Hocamız da eş danışmanımız aynı zamanda. Bir ekip çalışması ve birlikte çalışıyoruz. Bunu sadece eklemek istemiştim, bilginiz olsun diye. Elma, ekran paylaşımını düşürürsen. Şimdi Melis... yapamadım mı acaba? Stop screen sharing falan diyor olabilir bir yerlerde. Acaba küçük olduğu için mi çıkaramadım? Bir dakika, hemen... Melis, hattasın değil mi? Elbette. Buradayım. Tamam, başarabildin. Selma düştü. Melis, ekran paylaşımı. Yapıyorum. Tamam, harika. Sunum moduna da geçersen hiçbir problem yok. Evet. Tamam, sendeyiz Melis. Merhaba, ben Melis Abone Uçar. Biyomühendislik bölümü doktora öğrencisiyim. Profesör Doktor Mehmet Burçin Pişkin ve Doçent Doktor Emek Meroydor Derun'la birlikte çalışıyorum. Biz diyabetik yaralarda bitkisel içerikli hidrojel yara örtüsü tasarlıyoruz. Öncelikle kısaca sunum akışımdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak diyabetik yaraların ne olduğunu anlatacağım. Daha sonra geçmişten günümüze yara örtülerine bakacağız. Ardından ideal bir yara örtüsü nasıl olmalı? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra neden hidrojellerle çalıştığımızı anlatıp deneysel çalışmalarımız hakkında bilgi vereceğim. Diyabetik yara nedir? Diyabetik yaralar, şeker hastalığı sonucunda oluşan kronik, zor ve iyileşmesi uzun süren komplikasyonlardır. Kandaki glukoz miktarı arttığı için yara iyileşmesinde görev alan hücreler normal işlevlerini yerine getiremiyor ve bu da enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Bundan ötürü de epitelizasyon gerçekleşemiyor. Şeker hastalığının diğer bir olumsuz etkisi de damar hasarları. Yara bölgesindeki kan dolaşımını bu damar hasarları bozuyor ve yara bölgesine besin ve oksijen alışverişini engelliyor. Bu da hücrelerin epitelizasyonuna mani oluyor. Peki bu yaralar iyileşmezse ne olur? Neden bu yaraları tedavi etmemiz gerekiyor? Öncelikle bu çeşit yaralara sahip hastalar kendilerini kısır bir döngü içinde buluyorlar. Hastanın yaşam kalitesi düşüyor. Bizim amacımız da hastanın yaşam kalitesini artırıp optimize etmek. Eğer bu yaralar hastanın ayak bölgesinde ise hasta yürümekte zorluk çekiyor. Oluşan enfeksiyonlardan dolayı çeşitli kötü istenmeyen kokular meydana gelebiliyor. Ve bunlar da hastanın sosyal hayatını oldukça kötü yönde etkiliyor. Ayrıca bu yaralar
günlük düzenli pansuman gerektirdiği için bu hastalar günlük hastaneye gitmek durumunda kalıyorlar ya da yatarak tedavi görüyorlar. Bu iyileşme süreci de uzun bir süreç olduğu için yüksek tedavi masrafları oluşuyor. Tüm bu süreç sonucunda bir de yaralar iyileşmezse maalesef sonuç amputasyon oluyor. Yani hasta ayak parmaklarını, ayağını ya da bacağını kaybedebiliyor. Bu yüzden bu yaraların ivedi bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Geçmişten günümüze yara örtülerine baktığımız zaman yara bakımı ve pansumanın çok eski tarihlere dayandığını görüyoruz. Örneğin M.Ö. 2100 Sümer tabletlerinde yarayı yıka, bitki özleri ve yağlarla kapat, üstünü ört bilgilerinin yer aldığını görüyoruz. Buradan da yara örtüsü tedavisinde bitki özlerinin kullanımının oldukça eski tarihlere dayandığını görüyoruz. Daha sonra savaş yıllarının başlamasıyla gazlı bez kullanımına geçiliyor. Bu gazlı bez ve sargı bezin kullanıldığı tedaviler geleneksel yara örtülerini olarak adlandırılıyor. Buradaki temel amaç yara ve yara çevresini kurutup bakterilerin bu ortamda üremesini engellemek. Fakat artık bunlar bizim için yeterli değil. Artık günümüzde epitelizasyonu hızlandıracak, antibakteriyel özelliğe sahip, damar oluşumunu destekleyecek, gerekli optimum koşulları sağlayan modern yara örtüleri tercih ediliyor. Peki ideal bir yara örtüsü nasıl olmalı? Öncelikle biyo uyumlu olmalı. Kimyasal, biyolojik ve mekanik olarak dokuyla uyum göstermesi gerekiyor. Herhangi bir alerjik reaksiyon oluşturmamalı, toksik bir etkiye sebep olmamalı ve gaz alışverişini sağlayacak gözenek boyutuna sahip olması gerekiyor. İkinci bir enfeksiyona karşı bakteri dokuyu koruyacak antibakteriyel özelliğe sahip olması gerekiyor. En önemli özelliklerinden birisi de yaraya ve yara çevresine nemli bir ortam sağlaması. Çünkü eski usul pansumanlarda, bu pansumanlar değiştirildiği zaman, sargı bezleri değiştirildiğinde şekilde gördüğünüz gibi dokuyla yapışabiliyor. Ve bunlar hücre epitelizasyonunu olumsuz yönde etkiliyor ve aynı zamanda hastaya ağrılı bir süreç yaratıyor. Eğer bu ortam nemli ortam sağlayan bir yara örtüsü olursa bu yara örtüsü dokudan kolaylıkla uzaklaştırılabilecek ve epitelizasyona engel olmayacak. Aynı zamanda da hastaya ağrı vermeyecek olacak. Genellikle kullanılan yara örtüsü çeşitleri hidrokoloid, hidrojel, köpük ve filmler olarak kategorize ediliyor. Biz hidrojellerle çalışmaya çalışıyoruz. Neden hidrojellerle çalışıyoruz? Çünkü hidrojeller yapılarında yüksek oranda su içeren çapraz bağlı polimerik yapılar ve bu yüksek su içeriği nedeniyle de doğal dokulara benzerlik gösteriyorlar. Yara yüzeyine nemli bir ortam sağlıyorlar ve bundan dolayı yara yüzeyine yapışmıyorlar. Yara yüzeyinden kolaylıkla temizlenebiliyorlar. Ayrıca yaranın şekline göre istediğimiz şekilde hidrojel üretebiliyoruz. İlk olarak bu hidrojellere istediğimiz ilaç gibi katkı maddelerini yükleyebiliyoruz ve jelin çapraz bağlanma derecesini kontrol ederek kontrollü bir ilaç salımı gerçekleştirebiliyoruz. Genel olarak hidrojel yara örtülerinde fitosan gibi doğal polimerler, sentetik polimerler ya da hem sentetik hem doğal polimerlerin bir arada kullanımı var olmakta. Peki biz ne yapıyoruz? Biz diyabetik yaraları iyileştirmek için kantaron bitkisi içeren hidrojel yara örtüsü tasarlıyoruz. Bitkisel yara tedavisi denildiğinde akla ilk gelen bitki genellikle sarı kantaron bitkisi oluyor. Bu sarı kantaron halk tarafından da oldukça sık kullanılan geleneksel bir bitki. Literatüre baktığımız zaman da sarı kantaronla ilgili çeşitli çalışmalar yer alıyor. Fakat kırmızı kantaron gibi farklı kantaron çeşitleriyle ilgili çok sınırlı sayıda araştırma var. Ve bunlardan oluşturulmuş herhangi bir hidrojel yara örtüsü tasarımı literatürde yer almamakta. Biz de ülkemizden toplanılan çeşitli kantaron bitkilerini karşılaştırdık. İçinde en yüksek yara iyileştirme potansiyeline sahip olan kantaron bitkisini belirledik ve bunu içeren bir hidrojel yara örtüsü tasarladık. Peki neden bitkileri kullanıyoruz? Çünkü bitkiler yapılarında çeşitli sekonder metabolitlere sahip. Bu sekonder metabolitler bitkilerin patojenlere karşı oluşturdukları doğal bir savunma mekanizması.
Örneğin mantarlardan korunmak için antifungal özellikleri, bakterilerden korunmak için de antibakteriyel özelliklere sahipler. Eğer kullanılan bitki flavonoidçe zenginse bu bitki antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuar özellikler sergiliyor. Eğer uçucu yağlar bakımından zenginse antiseptik, antimutajenik, antimikrobiyal etkinlikler sergiliyor. Deneysel aşamalarımıza bakacak olursak, öncelikle ülkemizin çeşitli bölgelerinden toplanılan kantaron bitkilerini öğüttük. Daha sonra Soxhlet ekstrasyon cihazını kullanarak bitki ekstrelerini elde ettik. Elde ettiğimiz bu ekstrelerdeki sekonder metabolitleri belirlemek amacıyla LC-MS dediğimiz likit kromatografi kütle spektrometresi analizini yaptık. Ve daha sonra bu ekstrelerin antibakteriyel etkinliklerini belirlemek için antibakteriyel etkinlik testleri gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz öğütme cihazını kullanarak toplanılan kantaron bitkilerini öğüttük ve nem almayacak şekilde saklama kaplarında sakladık. Daha sonra belirlenen gramajlardaki bitkileri ekstraksiyon kartuşuna koyup bu kartuşları Soxhlet cihazına taktık ve gerçekleşen proses sonucunda gördüğünüz gibi çeşitli farklı kantaron bitkisi ekstreleri elde ettik. Daha sonra bu ekstrelerin içerisindeki sekonder metabolitleri belirlemek için numunelerimizi LC-MS cihazına verdik ve şekilde gördüğünüz gibi çeşitli pikleri ve değerleri içeren grafikler elde ettik. Bu her bir pikteki değer farklı bir sekonder metaboliti temsil ediyor. Bunların hangi metabolitler olduğunu da literatürdeki verilerle karşılaştırarak bulduk. Tabii bu hayli geniş ve kapsamlı bir literatür çalışması gerektirdi. Bütün metabolitleri belirledikten sonra özellikle bir tür kantoron ekstresinin daha yara iyileşmesinde daha yüksek bir potansiyele sahip olacağına karar verdik. Çünkü bu kantoron bitkisi türü quinic asit, kaempferol, quercetin, atiperforin gibi sekonder metabolitleri içeriyor. Peki bunu nasıl yarayla bağdaşlaştırdık? Bu bitkinin sahip olduğu her bir bileşen yara iyileşmesinin fazlarına olumlu etkiler ediyor. Örneğin quinic asit bileşeni pıhtılaşmayı sağlıyor. Biz de yara iyileşmesinin birinci fazı olan hemostazda pıhtılaşmanın olmasını isteriz. Ayrıca yara bölgesinde reaktif oksijen türlerinin oldukça az olmasını isteriz. Çünkü reaktif oksijen türleri arttıkça yara çevre dokulara ilerlemeye başlıyor. O yüzden bu reaktif oksijen türlerini azaltacak antioksidanların bu bölgede çok olmasını isteriz. Kaempferol bileşiği de yüksek antioksidan özelliği gösterir. Diğer bitkinin sahip olduğu diğer sekonder metabolitler de yara iyileşmesinin fazlarına bu şekilde olumlu etkiler gösteriyor. Daha sonra antibakteriyel etkinliklerini belirlemek için antibakteriyel test uyguladık. Bu kantaron bitkisi ekstrelerini antibakteriyel etkinliklerini belirlemek için E. coli ve Staphylococcus aureus bakterilerini kullandık. Bu bakterileri canlandırdıktan sonra besi yerimize ektik. Açtığımız oyuklara, kuyulara kantaron bitkisi ekstrelerini koyduk ve inkübasyonun ardından oluşan inkübasyon zonlarını karşılaştırdık. Kontrol grubu olarak ampisilin antibiyotiğini kullandık ve yara iyileştirme potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğümüz kantaron bitkisinin en yüksek antibakteriyel etkinliği gösterdiği sonucuna vardık. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse ampisilinle eşdeğer bir çapa sahip. Bu sonuçlara baktığımızda da bu kantaron bitkisi türüyle devam ettirmeye karar verdik. Ve bu kantaron bitkisini kullanarak hidrojel yara örtüsü üretimine başladık. Seçmiş olduğumuz doğal polimerleri belirlenen sıcaklıkta ve belirlediğimiz polimerizasyon tekniğini kullanarak çapraz bağları oluşturduk. Daha sonra bu polimerik tözaltıya kantaron ekstresini ekledik ve oluşan karışımı petri kaplarına aktardık. Sağ tarafta da bizim üretmiş olduğumuz bir hidrojel örneği var. Daha sonra bu hidrojel yara örtüsünün
biyouyumluluk testlerini gerçekleştirdik. Morfolojik özelliklerini SEM analiziyle, kimyasal içeriklerini ise FTR analiziyle analiz ettik. Daha sonra gözenek boyutları analizi yaptık. Ardından bu hidrojel, oluşturduğumuz hidrojel yara örtüsü ne kadar kantaron ekstresine inmiş, dokuyla temas haline geçtiğinde ne kadarını hangi sürelerde salabilecek, bunu belirlemek için ilaç salım testlerini yaptık. Bütün bu biyouyumluluk testlerinden olumlu sonuçlar aldıktan sonra hücre kültürü analizi yaptık. Burada fibroblast hücrelerini kullandık. Bu hücrelerin üzerinde çizikler açıp bu çiziklerin üstüne kantaron ekstrelerini koyduk ve burada epitelizasyonun oluştuğunu gördük. Bu olumlu sonuçtan sonra diyabetik sıçanlarda yara modeli oluşturduk. Sıçanlarda, diyabetik sıçanlarda belirlediğimiz alanlara kantaron ekstresi içerikli yara örtülerini koyduk. 7, 14, 21 ve 24. günlerdeki iyileşmeleri gözlemledik. Yara çaplarını belirledik ve bu çaplara göre istatistiksel analizleri ve değerlendirmeleri yaptık. Bu deneylerin sonucuna baktığımız zaman gerçekten olumlu sonuçlar aldık. Farelerdeki sıçan modellerindeki yaraların tahmin ettiğimizden daha kısa sürede iyileştiğini gördük. Ve tüm bu olumlu sonuçları değerlendirdiğimizde umut veren, gelecek vadeden bir çalışma ortaya koymuş olduk. Bir sonraki aşama olarak da bu ön çalışmalarımızın deney sayılarını arttırıp preklinik çalışmalara ve insan deneylerine geçmeyi hedefliyoruz. Bu insan çalışmalarımızın da olumlu sonuç vermesi sonucunda sağlık sektörüne ve ekonomisine katkı sağlayacak yerel bir ürünü piyasaya sunmuş olacağız. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Melis. Burçin hocamıza da teşekkür ediyoruz. Harika bir çalışma. Oldu mu diye merak ettim ben. Patent bir süreci oldu mu acaba burada? Yoksa millileştirilmesi olduğu için yurt dışında yapılan bir çalışma millileştiriliyor mu? O konuda bir şeyler söyleyebilir misin Melis? Hocam sesiniz kapalı. Burçin hocam sesiniz kapalı. Melis sen söylersen daha çok sevinirim. Hem TÜSEP projesinden bahsedersen, TÜSEP'le birlikte yapacağımız çalışmalardan, hem de Emek Hoca ile birlikte katkımızdan bahsedersen sevinirim. Bu çalışmayı TÜSEP'e verdik ve şu an projemiz yapılma aşamasında, kabul aşamasında. Emek hocamız ve Mehmet hocamızla birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz ve destek aldığımız bir ekip daha var Cerrahpaşa Üniversitesi'nden. Onlarla birlikte yürütüyoruz. Evet. Ve patentleşmek için gerekli başvurularımızı da yapıyoruz. Tabii burada TÜSEP'e başvurduk. TÜSEP projesi çıkmak üzere ama biz TÜSEP projesinin çıkmasını beklemeden biz bunu ürün haline getirdik. TÜSEP projesinden desteği aldıktan sonra kısa zamanda hem ilaç firmalarıyla görüşüp hem de kısa zamanda patentleyip bunu ürün haline geçirmek için etik kurul onayını da almış durumdayız zaten. Hızlıca geçeceğiz bu faaliyetlere. Harikasınız hocam. Başka sorusu, yorumu olan var mı? Evet, kısmına da bakıyorum. Ben katılayım mı yine? Geliniz hocam, canım hocam. Gel hocam. Evet, merhaba Mehmet. Nasılsınız hocam? Sağ ol Mehmet, iyiyim. Başarılar hepinize. Sağ olun hocam, olarak. Çok teşekkürler. Size emek olmanızı sevindim. Evet. Emek de buradadır sanırım. Ona da merhabalar. Burada hocam, burada. Buradayım hocam. Şimdi, yarı örtüleri. Merhaba hocam. Merhaba Emekciğim, nasılsın? Başarılar sağ olun hocam, diliyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür sağ olun hocam, saygılar. Sağ olun. Şimdi ben tabii gençlere biraz yol göstermek istiyorum. Yara örtüleri de yine benim epeyce bir uzmanlık alanım içinde sayılıyor. Yara örtüleri aslında biyomalzemeler içinde çalışılması en zor malzemelerden biridir. Nedeni şu, şimdi siz özellikle de diyabetli yaralarla ilgili çalışacaksınız. Bir kere diyabetli yaraların kategorileri var. Bu yara, zaten piyasada yüzlerce yara örtüsü var. Diyabetli hastalar için ya da olmayanlar için, yanığa uygun, yaranın çeşidine uygun bir sürü. Yüzlerce, zaten öğrenci de bahsetti bunların gruplarını. Fakat özellikle diyabetli hastalarda diyabetli yaraların kategorileri var. Bu kategorilerden hangisine siz hedef aldınız? Burada en önemli nokta o. Patent almanızı sağlayacak odur sizin.
Çünkü evet, çok hocam, fazla bu patent araması evet, çıkacak. Evet biliyorum, biliyorum. Çok fazla çıkacak. Bir tek diyabetle değil hocam aynı zamanda. Pardon. Bir dakika ben bir bitireyim Mehmet, yine senin cevabını alayım. Dolayısıyla hani ben size biraz da patent konusunda üniversitede hani en çok patent başvurusu yapan hocayım, satıyoruz, yapıyoruz. Hani tecrübelerimi aktarmak için söylüyorum. Seviniriz hocam. Çok memnun oluruz. Burada emekçim eğer bu yarı şeyini iyi seçerseniz kategorisini, hı hı, ve bununla ilgili de ticari ürünleri iyi analiz ederseniz vakalarla birlikte, vaka bildirimleriyle, o, hı hı, zaman patentiniz değerli olur. Çalışmanız. Tamam hocam. Güzel bir şey yaptınız. Bu sarı kantoron zaten çok eski çağlardan beri yara iyileştirici olarak bilinen bir bitki zaten. Çeşitli, hı hı, şekillerde kullanılmış. Dolayısıyla buraya yönlenmeniz çok doğru olacaktır. Burada bir önemli açık görüyorum çalışmanızda. Tamam. Tamam hocam. Onunla ilgili kısaca şöyle bilgilendirme yapayım. Sağ olun hocam. Katkılarınız için çok teşekkürler hocam. Sağ olun hocam. Katkılarınız için çok teşekkürler. Kısa bir bilgilendirme yapalım. Aslında biz de durumun farkındayız. Ve bu noktada da biyomalzeme, malzeme, mühendislik ve biyoteknoloji konusunda bizim yetkinliğimiz var ama tıp ve preklinik çalışmalarla alakalı olarak da İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile birlikte yürütüyoruz biz bu çalışmaları. Hatta belli bir yere kadar da getirdik preklinik çalışmalarda. Onların bizi, yani tıp doktorlarının, hekimlerinin, hekim profesör hocalarımızın yönlendirmesiyle de birlikte hem diyabetik yaralar, aynı zamanda da yatalak hastaların yaraları noktasında hangi grade'de, yatalak, hangi noktada patent başvurusu yapacağımızı, hangi yöne yönleneceğimizi ortak birlikte karar vereceğiz hocam onlarla. Bilginiz olsun istedim. Yani ben bu böyle bir çalışmada mesela ticari ürünleri hedefe uygun olarak taranmış ve özelliklerinin dokümante edilmiş olmasını beklerdim açıkçası. Mesela tezinizde jüri üyesi olsam. Çünkü iş buradan başlar. Sonra o ticari ürünlerin case study'leri, vaka bildirimleri, yani uygulama sonuçları konulur. Ona göre hedef belirlenir. Genelde böyledir klinis. Tabii ki sağlam klinisyen olması çok önemli. Çünkü burada grade'leri, yaraların özelliklerini iyileş. Bir de diyabetli ayaklarda, yaralarda şu sorun var. Zaten adamın, kişinin kılcal damar yapısı, yani damar yapısı bozulmuş. İyice kapiler hale gelmiş. Sıvı akışı neredeyse mümkün değil. O yüzden beslenmiyor doku zaten. Yara da o yüzden oluşuyor. Dolayısıyla orada birkaç mekanizma devreye giriyor. Ve zor bir iş. Diyabetli yaralar için yara örtüsü tedavide. Zaten tek başına tedavi etmiyor. Ama sizin belki bu sarı kantorondan çıkaracağınız bir takım moleküller, daha da belki farklı moleküller de elde edeceksiniz. Güzel sonuçlar elde etmişsiniz çalışmalarda. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum Emek. Hocam çok teşekkürler katkılarınıza. Rica Okulda ederim. Da görüşürüz detaylı birlikte. Yakınız zaten, birlikte değerlendiririz. Fikir veririm ben size. Çok seviniriz hocam, tamam, desteğiniz için de. Sağ olun. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Teşekkürler Afif Bey hocam. Sorumuz başka var mı? Bakıyorum. Yok ise Melis'e, kaynaklarını da gördük en son Melis'in. Bütün konuşmacı arkadaşlarımıza, Cansu'ya baştan itibaren, Zeynep'e, Doğan'a, Selma'ya, en sonunda Melis'e ve danışman hocalarımıza, Burçin hocamıza, Osman Sadıç hocamıza, Kamran hocamıza, derin yorumlarıyla Afife hocamıza, Figen hocamıza, Aysel, teşekkür ediyoruz. Ayrıca Yasemin hocamıza katkılarından dolayı, yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başka sorumumuz yoksa programımızı bitirelim. Ben de size teşekkür edeyim. Sizin nezdinizde hem size hem Fen Bilimleri Enstitüsü'ne. Çünkü bugüne kadar böyle bir doktora tezlerini tanıtıcı program olmamıştı. Ben bu programı çok beğendim. Elimden geldiğince de vaktim yeterse katılmaya çalışacağım bu programlarınıza. Gerçekten çok yararlı ve rekabeti de arttırıcı bir şey olacak bu aynı zamanda. Bir de birbirimizden de haberdar olmamızı daha iyi biçimde sağlayacak. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hoca'ya, size ve sizinle birlikte çalışan herkese. İnşallah daha güzel faaliyetler yaparak gençlerin motivasyonunu arttırabiliriz. Tekrar teşekkürler Murat Hoca. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz de işte... Katkılarınız için bu ilk çaba sanırım çok gerçekten faydalı oldu hepimiz için ve ben de çok istifade ettim. Tüm arkadaşlara, emekleri için, hocalarına aynı şekilde teşekkürlerimizi sunuyorum ve sana da bu çaban için gerçekten çok teşekkürler. Çok faydalı oldu.
gerçekten. Teşekkür ederiz Yasemin Hocam. Biz işte öncelikli olarak üniversitemizin belirlediği öncelikli başlıklar var. İyi olduğumuz alanlar var. Hani yayınlarla, araştırmalarla, projelerle, patentlerle ortaya koyduğumuz başlıklar var. Bu şemsiyeler altında bir ilerleyelim dedik. İşte bu hafta biyoteknolojileri konuştuk. Dijital teknolojileri konuşacağız. Savunma teknolojilerini konuşacağız. Bunun dışında bizim kaçırdığımız yine başlıklar da olur. Böyle bir kümelenmeler olup mesela ne bileyim bir robotik olur, bir ulaşım olabilir. Hani bilemiyorum, uzay alanı olabilir. Olursa böyle tezleri dörtlü, beşerli. İşte beş tez anca iki saat kadar sürdü işte görüyorsunuz. Beş, altı hadi diyelim bir tez dinleyebiliriz. Genç araştırmacılara kolaborasyonu, birbirlerinin farkındalığı, farklı branşların farkındalığını göstermek istiyoruz. Tecrübeli hocalarımız yorumlarıyla beraber. Amacımız buydu. Biz de olumlu dönüşler de alıyoruz. Devam edecek inşallah programlarımız. Bizler teşekkür ederiz Fen Bilimleri Enstitüsü olarak. Katkılarınızdan dolayı bütün hocalarımıza, genç araştırmacı arkadaşlarımıza, doktor öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileyelim o zaman. Başka sorumuz ve yorumumuz yok zannediyorum. Çok teşekkürler sayın hocalarım.